Merhaba sevgili dinleyenler. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Kerem Gülmez. Bugün alışılanın aksine Yalova Basket Podcast'ının açılışını ben yapıyorum. Herkes için keyifli bir podcast olmasını umuyorum. Şimdiden iyi eğlenceler. Evet, şimdi sözü Bağcan, Muhammed ve Emre'ye bırakıyorum. Sizdeyiz arkadaşlar. Ben yani hiç açılış yapmadım senin hayatında ama benden güzel açtın yani şu ilk programa göre. Abi şimdi onu bu neydi ya? Haberini attınsa ben şey yaptım, alıştırma yaptım. Ben hala şokundayım yani. Abi sanki defterden okunuyor gibi değil mi biraz? Böyle oldu. Ezberledim. Dinden ezberledim. Noktalamalar falan hepsi ayarladım. Herkese merhaba diyelim öncelikle. Evet, merhaba. Programımızın 3. bölüm Emre. Bu 6. bölüm 5. konuk. Beşinci konuğumuz, çok değerli bir konuğumuz Kerem Gürmez'le birlikteyiz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Kerem hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsın, keyifler nasıl, iyi misin? İyi, güzel. Herkes gibi işte evde vakit geçirmeye çalışıyoruz. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz diyelim. Sizlerle program yaptıysa çok daha iyi oluyoruz. Evet ya, biz de burada evde kaldıkça dinliyoruz podcastlerinizi. Gayet keyifli oluyor yani. Bu sefer çok fazla soru aldık bununla ilgili. Bu benim biraz için korkutuyor beni ama. Keyifli bir program geçireceğiz gibi. Ben sözü Emre'ye bırakırım. Hep o başlıyor ilk sorularla. İstersen Emre sen başla. Tamam, ben sorularla başlayayım. İlk olarak Melih Kapucu'dan bir soruyla başlayalım. Karantinanın yüzde kaçını uyuyarak geçirdi demiş. Ve ek bir soru var. Bu süreçte basketboldan uzaklaşmış olmak sana ne hissettiriyor diye. Biz de şunu ekleyelim, yani bu günlerin nasıl geçiyor diye de soralım en başta. Evet. Şimdi öncelikle vaktimin çoğunu uyuyarak geçiyorum. Melih abi de bunu bilerek sormuş herhalde. Yani genelde geceleri işte 2-3 gibi yatıyorum. Öğlenleri 1 gibi, 2 gibi uyandığım oluyor yani. Bazen 3'ü de buluyorum. Şimdi bir de oruç falan tuttuğunuz için daha çok uyuyarak geçirmeyi tercih ediyorum açıkçası. Onun dışında bu liglerin iptal olma süreci kesinleşmeden genelde her gün antrenman yapıyordum. Haftada yani 4 gün, 5 gün, 2 günde kendime off veriyordum. Normal evde yapıyordum yani antrenmanlar. Çok dışarı çıkmıyordum zaten. Ama işte bu iptal olduktan sonra çok fazla antrenman yapmıyorum açıkçası. Bir haftadır falan neredeyse hiçbir şey yapmıyorum. Öyle yani, başka dizi izleyerek geçiyor karantina günlerim. Sürekli dizileri bitiriyorum tabii. Başka bir yapacak bir şey olmadığı için dizi film izliyorum. Başka da yaptığım şey yok açıkçası ya. Peki Ahmet Ağar'ın bir sorusu var. Başlangıç sorusu olabilir. Seni basketbola başlatan olay nedir? Basketbola nasıl başladın Kerem? Yani beni basketbola başlatan olay aslında annem yani. Tam olay o yani. Annem işte yaşıtlarıma göre boyum biraz daha uzun diye beni basketbola başlatmak istedi. Ben de o zamanlar yani 8 yaşındaydım. Yanlış hatırlamıyorsam. Daha çok işte her Türk çocuğu gibi futbola daha çok ilgim vardı. Sokakta falan arkadaşlarla oynuyorduk. Annem de basketbola işte zorla başlattı diyebiliriz başlarda. İşte bir ay git, eğer hoşuna gitmezse futbola veririz dedi. Ben de Balıkesir'de de antrenörlüğümü yapmış olan Fahri Güler'le ilk basketbola başladım. Başlangıç yaptım yani. Bir ay falan bir tane lisenin basketbol sahasında antrenmanlara katıldım. Kuş okuluydu sanırım. İşte Fahri abiyle tabii o zamanlar bu kadar yakın değildik. Yani bir ay eğlenceli geçti benim açımdan. Annem dedi bırakmak istiyor musun? Ben yok dedim, bir ay daha gideyim falan. Eğlenceli geçti yani bir ay. Orada bir arkadaşlık kurduk falan böyle. Tabii ilk zamanlarda yani hani atıyorum 5 gün antrenman varsa 3'üne gidiyordum. İkisine kaçıyordum hemen. Orada tabii grubu kurdum. Taso vardı o zamanlar. Pokemon falan vardı. Okulun işte arka tarafına gidiyorduk. Arka tarafında taso oynuyorduk. Fahri abi hemen bizi yakalıyordu. Antrenmana tekrar sokuyordu falan. İlk yani 10-15 gün falan bayağı sıkıntılı geçti. Sonrasında alıştım. Bayağı eğlenceli oyunlar oynuyorduk falan. Keyifli geldi basketbol. Öyle bir ay diye Tofaş'ın yaz okulu, kış okulu öyle devam ettim. İşte buraya kadar geldik çok şükür. Gel Kurtuluş'un bir sorusu var. Taraftar hakkında ne düşünüyor özellikle bu sezon özelinde ve bundan sonra kariyerini nasıl devam ettirmek istiyor diye sormuş. Valla buraya gelmeden önce bu kadar yani ateşli bir taraftar olacağını düşünmüyordum açıkçası. Yani daha önce de karşılıklı oynadım Yalova'ya karşı. Yani bu ateşli taraftarın sinyallerini ben Kales'te oynarken bizim son maçımızda Yalova ile oynamıştık. Hatta Yalova için ölüm kalım maçıydı. Orada bizim çok böyle köşede bir tane taraftar tribünü vardı. Şey rakip takım taraftar tribünü. Orayı böyle hınca hınç doldurmuşlardı. Orada böyle bir hani oranın şey bu ateşli taraftarın sinyallerini almıştım. Ama yine de hani bu kadar salonun dolacağını bilmiyordum. Yani biz de onlara layık olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince tüm enerjimizle. Kariyerimin devamını nasıl değerlendireceğim? Yani öyle geleceğe dair bir yani çok uzak geleceğe dair düşünceler çok fazla. Bu arada bu kariyerim devam derken basketbol kariyerim yoksa kariyerim bittikten sonra basketboldan sonra falan mı? Nikita falan olabilir. Benim anladığım bundan sonraki sezonlar için ama. Ya mesela bir soru da Neslihan Gülmez'den gelmiş. Gelecek hedeflerini soruyor. Neslihan Gülmez'den gelmiş. Evet. Alam olur bu arada kendisi.
Ben açıkçası basketbolda gelebildiğim en yere kadar gelmek istiyorum. Hani Süper Lig'de oynamak isterim tabii ki hedeflerimden bir tanesi. Basketbol oynadığım sürece, yani vücudum fiziğime el verdiği sürece basketbol oynamak istiyorum. Basketbol bıraktıktan sonra da yine basketbolun içinde kalır mıyım? Yani kalsam da hani head coachluk değil de böyle yardımcı antrenörlük ya da böyle idarecilik gibi şeyler düşünebilirim. Ama yani basketbol sevdiğim bir spor. Ama yani basketbol bıraktıktan sonra çok fazla sorumluluk olmayan bir şeyde devam etmek isterim açıkçası. Daha böyle stressiz bir işte devam etmek isterim. Yani uzak gelecekte yani şu anlık öyle çok fazla düşündüğüm bir şey yok açıkçası. Hani ben sene sene düşünüyorum yani. Hani bu sene atıyorum Yalova'dayım. Elimden geleni yapıyorum. Ondan sonra sezon bittikten sonrasına hani gelecek sezon için düşünüyorum. Öyle yani. Emre Alkan sormuş. Savunma mı, hücum mu diye soracağım ama cevabı belli galiba demiş. Hangisinden daha çok keyif alıyorsun? Ya evet, ben yani genelde evet savunmadan daha çok keyif alıyorum açıkçası. Yani hücumda mesela hücum rübatlarından keyif alıyorum çok fazla. Yani hani o topu takip etmeyi falan böyle çok hani içimden gelerek giriyorum falan. Ama savunmada da atıyorum karşı takımın hani en iyi oyuncusunu, yabancısını durdurduğum zaman ya da hani böyle bir hücum faul yaptırdığım zaman çok daha bir hırslanıyorum ya. Onun için savunmadan daha fazla keyif alıyorum diyebilirim. Peki savunmakta en zorlandığın oyuncu kimdir sence? Bir geçen sene Beşiktaş'ta Jason Rich'ti sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. O çok böyle güçlü, kuvvetli gelmişti. Yani onu savunurken çok zorlanmıştım. Bir de Yalova'dayken, siz yani Yalova'yla oynarken, Marquez Stoytos'u savunurken çok zorlanmıştım. Hatta Afyon'da sanırım, yani ben o zamanlar Karesi'deydim. Afyon'da bir turnuva olmuştu. Hazırlık turnuvası. Evet. Orada bayağı zorlanmıştım. İlk defa karşılaşmıştık o zaman. Hatta 35-40 sayıyla falan yenilmiştim. Öyle bir şeydi galiba. 20 sayıyla falan yenilmiştim. Çok zorlanmıştım. Yani başka da yani en çok zorlandıklarım bunlar. İlla ki zorlandığım oyuncular olmuştur yani ama aklıma gelenler şimdi bunlar. Onlar daha çok zorlanıyor ya sana karşı. Ya elimizden geldiğince zorlamaya çalışıyoruz. Süper Lig ve EBL kariyerim var. İki farklı ligde oynadın. Yani tabii farklı ligler ama senin gördüğün oyuncular temel farklılıklar nedir? TBL'de bir kere Türk oyuncuları hani Süper Lig'e kıyasla daha fazla sorumluluk düşüyor. Süper Lig biraz daha hani bu açıdan kolay oluyor. Çünkü Süper Lig'de 5 tane yabancı var ve genelde hücum yükünü onlar sırtlıyor. Türk oyuncuları daha çok işte görev adamı olmak kalıyor. Ama TBL'de öyle değil tabii. TBL'de Türk oyuncular da hani yabancıların yanında çok iyi Türk oyuncular da ya da atıyorum bireysel performansı yüksek Türk oyuncular da olması lazım bir başarı elde etmek için. Yani en büyük farkı bu olarak görüyorum. TBL'de bence eskiye kıyasla çok fazla kalitelileşti yani. Yani tek fark oradaki yabancının daha fazla olması yabancı sayısının. Savunmacı olmak da daha zor değil mi SL'de? Savunmacı olmak yani aslında Türkler dediğim gibi hani görev adamı olduğu için genelde Süper Lig'de. Şimdi bir tek savunmaya konsantre oluyorsun. Açıkçası hani benim yapmam gereken iş mesela sadece savunmaya konsantre olmak. Ve hücumda da boşluk geldiği zaman atıyorsun ya da hücum rüvandına giriyorsun. Yani çok da zor değil açıkçası. TB'de daha zor. TB'de atıyorum tamam savunma yapıyorsun ama sadece savunma yetmiyor. Hani aynı zamanda hücumda da bir şeyler yapman gerekiyor. Yani bence TBL'de Türk oyuncu olmak daha zor açıkçası. Ulan Cem Saracın sorusuyla devam edelim yöneticimiz. Kendisi tek hücum hakkını kullanmayı sevmiyor. Sürekli hücum ribaundu kovalayacak enerjiyi nereden buluyor demiş. Rakiplerin başına açtığı bu beladan biz çok memnunuz demiş. Emir de benzer bir soru sormuş. Ciğerlerinin maşallahı var boldi diyor. Enerjinin kaynağı nedir? Sağ olsunlar. Yani valla açıkçası normalde dışarıda mesela hızlı görürsem çok yorulurum. Yani çünkü dışarıda çok fazla enerji sarf etmeyen bir insanım. Çok yani hızlı bile yürümem açıkçası. Ama o sahaya girdiğim zaman hani o hücum rivanına girerken hiç nefesimi yani düşünemiyorum bile. Hani belki hücum rivanından sonra ya da molaya gitme nefes nefese kalıyorum ama mesela şu anlatırken nefes nefese kaldım. İşte hücum rivanına girerken ya da savunmada hiç nefesim aklıma gelmiyor yani. Sadece molaya geldiğim zaman yorulduğumu hissediyorum. Onun için hücum rivanını da takip etmeyi yani en başında söylediğim gibi çok seviyorum. Çünkü kimse hani benden hücum ribaundu almamı beklemiyor karşı takımdan. Beni savunan oyuncuya da top atılıyor. Herkes potaya koşuyor. Ve ben de boş buluyorum. Ve ben de boş bulduğum aralardan girip hücum ribaundunu kovalıyorum. Ve hani takımımız için eğer alabilirsem takımımız için ekstra bir hücum oluyor. Bence hani ne bileyim değişik güzel bir şey. Aha, hücum ribaundunu hakkında ben bilgi vereyim dinleyenlerimize de. Bu sene maç başına 2.6 ribaund alıyorsun. 1.2'si hücum ribaundu. Ve maç başına oyunda olduğun bölümde
oluşan toplam hücum reboundlarının %10.1'ini sen alıyorsun ve takımda ikinci sıradasın. Şu an dakika başına alınan hücum reboundunda takımda ikinci sıradasın. Birinci sırada Shaquille Goodwin var. Zaten ligin en iyi reboundçularından. Üçüncü sırada evet. Eren Beyaz, dördüncü sırada İlker Tunalı, beşinci sırada da Melih Kapucu var. Dakika başına genelde 0.086 hücum reboundun var. Valla dediğim gibi yani biraz da içgüdüsel gidiyorum açıkçası. Hani hem takip ediyorum evet ama hani o topun atıldığını gördükten sonra direkt koşasın geliyor. Yani herhalde bir alışkanlık oldu benim için. Ama mutluyum yani bu özelliğinden de. Hücum reboundu aldığı zaman takımın hani orada bir sevindiğini görmek benim hoşuma gidiyor yani. Pozisyonda bir oyuncunun istatistikte ikinci sırada olması zaten ilginç. De bunu senin dediğin gibi yolda yürürken bile hızlı yürümeyen adamın yapması gerçekten çok ilginç. Ya evet dışarıda çok biraz yani çok uyuşuyor mu dedim ben bilmiyorum ama çok fazla enerji harcamayı çok yani sevmiyorum. Sağ içindeki halini biliyoruz. Antrenmanlarda da seni savunmanın çok zor olduğunu söylüyorlar. Hani sürekli uçup kaçtığın için biz de öyle biliyoruz. Ben şaşırdım mesela. Ya evet antrenmanda arkadaşlar falan da genelde hani artık tam dur yerinde girme hücumlarına falan diyorlar. Ama hani ben tamam diyorum mesela bir iki pozisyon girmiyor ama üçüncü pozisyon ister istemez bir içgüdüyle tekrar giriyorum hani hücumlarına. Oğlum diyor hani konuştuk az önce girme iki dakika bir dur falan diyor ama işte elimden gelmiyor işte. Mert Akarsu takım hasta olduğu dönemde evde çok özel bir çay yapmıştık diyor. Tarifini verebilir mi bize diyor. Onun tarifini vermen imkansız. O hasta olduğumuz dönemde herkes kırılıyordu yani çok kötüydü. Biz de Melih abiyle dedik hani gidelim işte marketten çay alalım, meyve alalım falan. İşte elma aldık, portakal aldık, mandalina, greyfurt falan her şeyi aldık böyle yani. Aklına gelince tüm C vitamini meyveleri aldık. Sonra işte çay aldık, yeşil çaydır, kış çayıdır falan. Ve bizim gençlerin evine gittik. Zaten daha önce konuşmalarda konuşuldu. Genelde oraya gidiyoruz. Gittik şimdi evde 5-6 kişiyiz. 6 kişiyi de çaydanlıkta demleyemezsin yani o kadar şeyi. Biz de portakalın suyunu sıktık, mandalinanın suyunu sıktık. İşte greyfurtun suyunu sıktık. Hepsini böyle atıyorum 3-4 litre meyve suyu oldu. Kalanları da tencereye su doldurduk. Tencereki suyun içine attık. Normal kış çayıdır. İşte portakalın kabuğuyla birlikte elmayı attık falan. Böyle bayağı bir kaynattık. Onu içtik. Vallahi hani biraz bulamaç gibi oldu ama iyi geldiğini söyleyebilirim açıkçası yani. O gün bayağı bir vitamin depolamıştık. Koronanın ilacı yani diyebilir miyiz bunun için? Hakikaten tedavi bulmuş olabilirsiniz arada. Ya yani ilacı demeyelim de destek ürünü olarak kaydedebiliriz yani. Gerçekten çok iyi gelmişti ve ben hayatımda o kadar kötü bir hastalık geçirdiğini hatırlamıyorum. Tüm takım öyleydi. Sence yani korona değil mi bu? O zamanlar koronanın ismi yoktu ama gerçekten sonrasında bu ilk çıktığı zamanlarda falan biz kesin geçirdik falan diye konuşuyorduk yani kendi aramızda. Çok kötüydü çünkü. Hani ilk bir serum alırsın kendine gelirsin. Yok biz 3-4 tane serum aldık. Yine de hani böyle ayağa kalktığımızda bir başımız dönüyordu antrenmandayken falan. Melih abiye soruyorum abi senin de başın dönüyor mu? Ara takımdakilere soruyorum. Aa aynen biz de öyleyiz. Hani başımız dönüyor falan. Gerçekten çok kötüydü yani o günleri düşünmek bile istemiyorum. Neyse atlattık ama çok şükür. Çok şükür. Evet o zaman o tarifi konuşmadan sonra ben size atarım tek tek. İsterseniz evde yaparsınız. Allah mutaj etmesin diyelim. Hayır olsun abi. Ya hasta olmadan da içebilirsiniz canım. Evet tabii. Ya hasta olmanız gerekiyor. Yine bir anonim sorumuz var. Arkasında çok güzel işlemeleri olan siyah bir ceketin varmış. Bunu bana hediye edebilir mi diyor bir arkadaş. Valla hediye edemem onu ya. Onu işte bizim Afyon'da bir tane arkadaşım vardı Saftar diye. Onunla beraber almıştık. O da aynısından aldı. Ben de aynısından aldım. Yani o bu açıdan hediye etme şansım yok. Çok üzgünüm. Onun bir soru. Hayatında değer verdiği 3 şey nedir? Evet. Hayatında değer verdiğim 3 şey. Yani öncelikle aileme çok değer veririm. İşte anneme olsun, babama, dedeme, halama, kuzenime vesaire. Tüm aileme çok değer veriyorum. Köpeğim var bir tane, ona çok fazla değer veriyorum. Adı Sushi. Yani onu da aileden sayabiliriz aslında ama hani ben üçüncü şey arkadaşlarım tabii ki. Yani herhalde benim zaten hayatım bu üçünün arasında geçtiği için en fazla değer verdiğim şeyler bunlar. Evet. Yalova'ya gelmeden önce Muhsin'le hiç görüştün mü? Muhsin'le beraber oynamışsınız herhalde. Muhsin de Yalova'lı. Evet evet. Muhsin'le zaten yani görüşüyoruz genelde konuşuyoruz. O buraya transfer olduğumu duyunca işte hayırlı olsun diye yazmıştı. İşte o da bir ihtiyacı olursa falan mutlaka bana haber ver dedi. Çünkü onun akrabaları falan da orada. Hatta şu anda Muhsin Yalova'da sanırım. Evet. Orada bir evleri var sanırım. Orada kalıyorlar amcaları falan. Biz de şu an bir oyun oynuyoruz zaten internet üzerinden. İşte Muhsin eskiden birçok arkadaşımız böyle hep beraber bir grubumuz var. Hala konuşuyoruz yani. Dedim ki Muhsin hani bir ihtiyacın olursa ara beni mutlaka Yalova'da elimiz uzun falan demişti yani.
Biz yayından önce de konuştuk Muhsin'le, sana selam yollamam istedi. Buradan da Muhsin'in selamını yollayalım sana. Teşekkür ederim, sağ olsun. Çok severim Muhsin'i. Bu arada yine bir anonim soru olarak yine bir tarif sorusu gelmiş Kerem sana. 6,5 tarif. Saatte pişen etin tarifini verebilir mi? Lütfen diyor. Abi şimdi bu koronadan dolayı işte babam da işe gidiyor ama arada gidiyor yani. Ben de evde yatıyorum. İşte günde 1 saat, 1,5 saat antrenman yapsam günün geri kalanında tüm gün diziyle de geçmiyor. Babam da bir arkadaşının Instagram hesabından işte bir et tarifi bulmuş. Böyle işte sabah kahvaltıda yiyebileceğin roz gibi bir şey yani. Dedi bunu yapalım falan. Yani ben hazırlayana kadar 6,5 saat pişini bilmiyordum. İşte eti bayağı hazırladık, üstünü buladık bir şeyleri falan. Sonra fırına bir attık, 6,5 saat pişecekmiş. Gerçekten ama şu an hani Ramazan şey yapmak istemem, söylemek istemem ama efsane olmuştu yani. Bu sorun arkadaşa ben özel olarak kendilerini hazırlayacağım yani, merak etmesin. Abi 6,5 saat olduğunu düşünsen ben araya bir öğün daha sıkıştırırdım ya. Ya zaten mesela yemek yedim 6,5 saat ama zaten 90 derecede falan pişiriyorsun. Çok büyük bir derecesi değil yani, büyük derece değil. Ama yemek yedim 6,5 saat boyunca dayanamadım. Arada biraz daha atıştırdım tabii. Değil mi ya? Ama güzeldi yani, beklemeye değdi. Ama onun tarifini öyle her yerde veremem ya, biraz gizli yani. Size sonra ayarlayacağım. Ağır geçirdiğin bir sakatlık oldu mu diye sormuşlar. Ağırlığını bilmiyorum ama kariyerinde çok fazla sakatlık var sanırım, değil mi? Ağır geçirdiğim sakatlık 2 tane var. Bir tanesi parmağım koptu. Bir tanesi de çapraz bağ sakatlığı. Yani en ağır ama tabii ki çapraz bağ sakatlığı. Ne zaman oldu bunlar? Parmağım kopması 9-10 sene falan oldu herhalde. Çapraz bağ da 2009'da olmuştu. O da aynı. 10 sene. Parmağın kopması da bu. Milli takımla şampiyona gitmeden önce sanırım, değil mi? Evet evet aynen. Balkondan düşmüştüm yani, onun basketbolla bir alakası yok aslında ama. Diyor. Aynen. Kaçıncı kattan? 1. kattan düştüm ya. Bizim Topaş'ın lojmanları vardı. Genelde işte 1. katta anahtar unutulduğu zaman falan balkondan çıkılıyordu. Ben de arkadaşlara gidecektim. İşte bizim arkadaşlar dedi işte 3-4 kişi gidiyorduk. Şunları bir korkutalım falan dediler. Ben de daha önce atlamıştım. Dedim hani tekrar atlarım, hani sıkıntı yok. Atladım. O balkonun mermeri yerinden koptu. Sonra işte parmağım koparmıştı. Bayağı kötü bir anaydı benim için ama. Sonra bir iki ay boyunca işte hem rehabilitasyon hem işte o zamanlar Erhan Toker vardı. Hem bir takım başında, bizim başımızda bir de aynı zamanda. Bir de Ali Salkım vardı yardımcı antrenör olarak. Erhan abi milli takımdaydı. Ali Salkım beni de 2 ay boyunca çalıştırmıştı yani. Deli gibi antrenman yaptırmıştı. Gerçekten gözümden yaş gelene kadar yağmur yağıyordu, koşuyorduk. Atıyorum dışarısı 40 derece, yine koşuyordum, ediyordum. Milli takımı hazırlamıştı beni sağ olsun. Öyle bir sakatlık süreci geçirdim. O milli takım turnuvalarını zaten ayrı konuşacağız. Hakikaten çok acayip bir turnuva olmuş orada. Ve geleceğiz. Evet, aynen bayağı şeydi yani. Turnuva iyi geçmişti de o süreç benim açımdan bayağı zordu, yorucuydu. Yine takımdan bir anonim soru var bu arada, konuyla bağlantılı gibi. Hangi elin protez diye bir soru gelmiş. Evet, sağ elimdeki parmağım. Dördüncü parmağım. Ama protez olduğu söylenemez ya. Yine işe yarıyor yani. denizin sağ elinden daha iyidir. Hayda, denize cevap hakkı doğdu. Hemen bana yazar zaten bunu duyunca. O sormamıştı ama yazık oldu biraz. Yok yok, biliyorum. Onu sormadığını tahmin edebiliyorum. O büyük ihtimal o et muhabbetini sordu da. Hadi. %1. Tahmin neyse edebildin mi? Soru kimi sorabildiğini, sorabileceğini? Akın olabilir, Meyli abi olabilir. Yine bir de Onur abi olabilir. Yine bir de. Adam biliyor ya. Yok, tanıyorum arkadaşlarım. İyi tanımışsınız birbirinizi ya bu sene. Evet evet, bu sene çok keyifliydi gerçekten ya. Böyle bitmeseydi daha iyi olurdu ama. Çok keyif aldığım senelerden biri. Takımın en keyif aldığın, en iyi anlaştığın arkadaşı sorarken çoğunlukla herkes seni söyledi en çok eğlendiğim kişi olarak. Sen kimi söylersin? Ben öyle bir kişiyi, hani Meli abiyle zaten çok önceden beri, Meli abi onunla önceden beri tanışıklığımız var. Hani onların ikisiyle de eşit seviyede çok yakınım. Onların ikisini söylerim ama hani Akın'la da aynıyız, Deniz'le de aynıyız, Mert'le, Gökhan'la da aynıyız, Eren abiyle de aynıyız, İlker'le de aynıyız. Herkesle yani aynı bir yakınlığım var açıkçası. Yani hepsini çok seviyorum. Yani biz bu soruyu kime sorduysak önce bir isimle başlıyor, sonra bütün takımı sayıyor abi. Yani öyle ama yani biz hep mesela takımın bağını çok net dışarıya gösteriyor yani. Dışarıdan da çok içinde olması bir arkadaş ortamı var belli yani.
Evet, çok güzel. Hele var ya ilk sezon başladığında, şimdi ilk sezonlar genelde sezon başladığı zaman ilk zamanlar işte yaz kampı olur, ne bileyim koşu antrenmanları falan olur. Genelde takımın birbirine bir alışma süreci vardır. Abi biz daha ilk defa yani böyle bir şey yaşadım ben. Daha ilk sezon başladı, hadi diyoruz mangala gidelim, hep beraber mangala gidiyoruz işte. Orada bir tane orman vardı, şimdi adını unuttum, Eli abi götürüyordu. Oraya Teşvik gidiyoruz, yordum. aynen teşvik ediyor orada. İşte oraya gidiyoruz, ormanda şey ateş falan yakıyoruz böyle. Hani bu, şaşırmıştım yani. İlk zamanlarda bir muhabbet, sohbet çok iyi. Mangal yapıyoruz falan. Çok keyifliydi. Gidiyoruz hep beraber okey'e. İki masada okey oynuyoruz falan yüz yüzünde. İlk defa takım hani kurulur kurulmaz, toplanır toplanmaz bu kadar sıcakkanlı insanlar gördüm yani. Hepsi birbirinden. Sonra Eren abi katıldı sonradan. Hani biraz daha geç. O da zaten direkt uyum sağladı. Yani çok keyifli bir ortamımız vardı gerçekten. Özlüyorum yani. Yalova hakkında ne Valla düşünüyorsun diye soralım o zaman Kerem. Şehri sevdin mi? Şehir olarak nasıl buldun Yalova'yı? Şehir olarak zaten ilk transfer olmadan önce Yalova'yı hani ben Bursalıyım. Bursa'ya yakın diye çok istiyordum. Aynı zamanda İstanbul'da yakın. İstanbul'da arkadaşlarım var. İşte menajerim var genelde. Onların yanına gidiyorum. O yüzden çok istiyordum. Ama hani Yalova'ya gelmeden önce biraz sıkıcı olacağını düşünüyordum. Ama ben hiç beklediğim gibi olmadı. Bir kere yemek açısından müthiş bir yer Yalova. Gerçekten hiç böyle bir şey beklemiyordum. Onun dışında işte oturabileceğin kafelerin olduğu yerler falan güzel. Genelde zaten işte takımdakilerle gittiğimiz için nereye gidersek gidelim keyif alıyoruz aslında. Ama küçük ama yani çok tatlı bir şehir olarak görüyorum Yalova'yı. Yaşanabilecek şehirlerden biri yani bence. Hani oynadığım takımlardan bakarsak daha iyi. Olumsuz yanı nedir sence? Olumsuz yana. Valla. Güzel. Ben de bu cevabı bekliyordum zaten. Mükemmel bir şehir. Olumsuz hiçbir yanı yok. Hayır vallahi hiç aklıma şu an öyle olumsuz bir şey gelmedi ya. Böceği Evet. sesi koyarım. O şeydeki o şeydeki trafik ya o ana yol var ya zaten küçük. En kötü yanı bence oradaki trafik. Buradan İşliyor yavaş yavaş. Evet. İnşallah. İşte bak konuklar da farkında olmadan aslında niyetini söylüyor. Hani inşallah seneye yaparız falan diye. Ya tabii Tabii canım ne sonra bir olmaz yani. profesyonellik alıyor. Bakacağız seneye. Yani böyle keyif aldığım bir yerde tekrar bulmak kötü olmaz yani. Yurt dışı da zaten adamlar kalmak istemeyen de burada ben kalmak istemiyorum demez Muhammed ya. Yo, onu biliyorum ama şey mesela Deniz çok profesyonel yaklaşmıştı. Hani işte sezon bitsin bakacağız görüşeceğiz menajerimizle falan anladın mı? O açıdan. O zaman şöyle devam edelim. Dizi film izliyorum dedin bol bol. Dinleyenlerimize tavsiye vermek istediğin dizi film var mı? Tabii ki bu yani bu aralar popüler olan platform var. Onu beğenmiştim. Güzel bir film. Ben genel olarak Harry Potter hayranıyım. Harry Potter'ı öneririm. Defalarca izlerim yani. Her boş anımda izlerim. Dizi olarak da bir kere bitirdim Breaking Bad'i. Şimdi babamla tekrar izliyoruz. Breaking Bad müthiş bir dizi bence. Biraz durağan bir dizi ama çok iyi. Yani listesinin en iyilerden biri herhalde değil mi? Açık ara bence de. Bazı insanlar kabul etmiyor hala bunu. Sense8 var. Onu da daha yeni bitirdim. Çok iyi bir yani. Hoşuma gitti açıkçası. Bir de yeni çıkan bir Into the Night diye bir dizi var 6 bölümlük. Netflix'te bulabilirler. Onu da izlerken bayağı keyif aldım söyleyebilirim. Soru gelmiş. Harry Potter izlerken Severus Snape'in özünde bir hain olduğunu düşünüyor musun diyor. Yok asla düşünmüyorum. Ben de. Severus Snape'i çok seviyorum yani. Bunu büyük ihtimal Mert sormuştur. Wow. Mert Batır. Evet, çünkü hep onunla takışıyoruz yani. Bazen işte tekrar Harry Potter izleyeceğim zaman onlara gidiyorum. Onlar bir İşte bir de nişanlısı var Tuğçe. Yakın arkadaşlarım zaten. Yani her izlediğimizde Severus Snape bence hala hain diyor. Adam yani 6 sene boyunca o Lily'ye olan sevgisinden dolayı oğlunu koruyor yani. Daha ne yapsın? Ve onun için canını veriyor yani. Benim için müthiş bir herif. Ve o öldüğünde bayağı gözlerim falan dönmüştü. Ona dolmuştu. Gerçek hayatta öldü ya biliyorsunuzdur. Tamam. O öldüğünde gözleri dolmuştu yani bayağı. Onun için asla hain diyemem. Demem yani. Buradan Severus Snape'e selam olsun. Rest Ruhu in Rest in peace. Aynen, ruh şad olsun. Ne diyelim. O zaman Tugay Yayın sormuş. Canı sıkıldığında gittiği bir tepe var mı diyor. Afyon'da Hıdırlık var. Tugay'la beraber gidiyorduk böyle Afyon'da yani çok fazla gidecek bir yer olmadığı için. O da Afyon'da okuyan bir arkadaşımdı. Onunla beraber gidiyorduk. Bir arkadaş grubumuz vardı Afyon'da da. Ona istinaden sormuş olabilir. Keyifli yerde aynı. Hangi takımlarda oynadın diye bir soru var. Hepsini tek tek sayabilir misin sırasıyla?
Yani sayarım zaten ben herhalde 4 senedir falan şehirdeyim. Tofaş altyapısından yetiştim. Tofaş'ın alt takımında oynadım 2 sene. Yani çok fazla süre almadım ama Tofaş'ın pilot takımında oynadım. MG'ydi o zamanlar. Sonra Tofaş gelişimi oldu. Tofaş'tan ayrıldıktan sonra Bursa Spor'da oynadım. Onun ardından Eskişehir'e geçtim. Eskişehir'den Balıkesir'e geçtim. Balıkesir'den Afyon'a, Afyon'dan da Yalova'ya geldim. Hatırladığım kadarıyla Tofaş'ın son altyapı şampiyonluğunda siz varsınız değil mi? Trabzon'daki turnuva olması lazım. Evet, aynen. En son biz şampiyonluğumuz. Neden hatırlıyorsun o turnuvayla ilgili? Bayağı başroldeydin çünkü. Ya evet, o zaman zaten bizim 5-6 kişi vardı. Doğan Şenli vardı o zaman. Yanlış hatırlamıyorsam Samet Ergeyik vardı. Uğur Dokyan vardı. Evet. Ben vardım. Mertcan Özen vardı. Sakatlanmıştı. Tevfik Akdamar vardı. Başka Kenan vardı. Kenan Sipahi. Yani aslında çok iyi bir kadromuz vardı. Zaten favori ya biz ya da Fenerbahçe, bir de Efes vardı. Onun üçümüz gösteriliyorduk. Biz yarı finalde Efes'i yendik. Finalde de Fenerbahçe'yi yenmiştik. Benim açımdan da çok iyi geçmişti o turnuva. Ve çok keyifli bir ortamdı. Yani yine dediğim gibi arkadaşlık çok iyi olduğu zaman nerede olduğunun hiçbir önemi olmuyor. Yalova'da nasılsa orada da benim için öyle bir ortam vardı açıkçası. Güzeldi yani. Şampiyonlukla taşlandırmak da bizim açımızdan çok iyi oldu. Tofaş için de bir hani hatırlanacak bir şey en azından. Fotoğrafımız falan asılmıştı. Gurur verici bir durum. Peki hakkındaki ekşi sözlük yorumlarına hiç baktın mı? Yok, hiç bakmadım açıkçası. 20 Mart 2011'de adına yazılmış bir ekşi sözlük yorumu. Kayseri'de, Allah Allah. Kayseri'de düzenlenen Türkiye Liseler Arası Basketbol Şampiyonası finallerinde Bursa Ali Karasu Lisesi'nin en değerli oyuncularından biriydi. Atletik özellikleri, oyun zekası ve şut istikrarıyla geleceğin önemli basketbolcuları arasına girebilir demiş bir arkadaşımız. Sağ olsun ama kim söyledi. Ve 12 Nisan 2012'de başka bir girişine Albert Schweitzer turnuvasında iyi iş çıkarıyor. Bu seviyelere çıkacağını kimse beklemiyordu demişler. Doğrudur. Yani genelde benim hani bu kadar çok nasıl söyleyeyim, buralara geleceğini çok fazla insan açıkçası beklemiyordu. Yani Topaş'ta altyapılarda boyum biraz kısaydı diğer oyunculara göre. Bir anda işte boy attım. Yani yine çok fazla uzun olduğunu söylemez ama sonrasında işte biraz da hırsımla herhalde, biraz çalışmayla buralara geldim ama Albert Schweitzer'de evet çok, hem orası da güzeldi. Turnuva da güzel geçmişti benim açımdan. Evet, bronz madalya kazanmışsınız galiba. Cedili, Mete Can Birsenli, Metin Türenli bir takım. Tayfun Ebu, evet, evet, Mekan Coşar. Kadromuz zaten efsaneydi yani. Şampiyon olamadığımızı üzülüyoruz açıkçası. Ama üçüncülük de en azından madalyayla dönmek iyiydi. Hatta madalya hala yanımda şu an. Masamın oradan konuşuyorum da yanında duruyor. Tam aksine hani bu seviyelere gelmesini kimse beklemiyordu değil. Yaşadığı sakatlıklar olmasa çok daha iyi seviyede olacaktı diye duyuyor. Daha yukarılara çıkacağın bence bekleniyormuş. Yani benim için en kritik sakatlık yani bu çapraz bağımın kopması oldu. O sene Topaş'ın gelişim takımında oynuyordum. Benim açımdan çok iyi bir sezon geçiyordu açıkçası. İşte o zaman Muhsin vardı, Yiğit Arslan vardı, Kadir Bayram vardı, Berkan Durmaz vardı. Çok da güzel bir arkadaşlığımız vardı. Tam sezonun son maçında çeyrek final maçıydı sanırım. Mersin'de Aşut diye bir takım vardı. Sonradan kapandı. Lige çıkıp kapattılar hatta o sene. Onlarla karşılaştık. 25. dakikası falan herhalde maçın. Bir darbe yedim dizime ve dizim döndü. Sonra o sene de milli takım tur şeyi vardı. Yani milli takımla toplanıyordu. Benim de ismim açıklanmıştı. Ben bir ay boyunca dizim döndü diye işte doktora gittim. Menisküsünde yırtık var. Dizini güçlendir. Bir ay sonra daha iyi olursun dedi. Ben de bir ay boyunca dizimi güçlendirdim. İşte sürekli çalıştım ettim. Tekrar hani parmağımda kibi olacağını düşündüm ama kampa gittiğimde antrenmana ilk antrenmana çıktım da böyle bir reverse diye bir hareket var. Reverse yaparken dizim boşa çıkıyordu yani. Biraz acıyordu. İşte Eren abiydi o zaman antrenör. Eren abiye dedim abi ben yapamayacağım yani dedi. Dizim hani izin vermiyor. Beni İstanbul'a yollamışlardı. İstanbul'da da 3-4 doktora gösterdim. Hepsi çapraz bağımı kopuk olduğunu söyledi. Ameliyat olman gerekiyor dediler. Ben de mecburen birkaç doktor gezdikten sonra ameliyatımı kararlaştırdım. Sonra ameliyat oldum. O sene Ümitler'de işte Avrupa şampiyonu oldular. Ben de işte onu evden izlemiştim. TB2L'de Bursa Spor'da oynarken %41 ile üçlük atmışsın. O sezondan sonra ise üçlük yüzdende bir düşüş başlamış işte. %20 ile attığın sezon, %35 ile attığın sezon. Bu sezon zaten az süre alınca biraz daha da düştü. Sence sebebi ne? Yani Bursa Spor'da çok fazla pozisyon geliyordu açıkçası bana. Sonrasında Eskişehir'e gittim. Eskişehir'de çok fazla süre alma fırsatı bulamadım. Çünkü çok kaliteli bir kadroydu. Ardından Balıkesir'de hani daha çok böyle rolüm hani orada süre aldım ama daha böyle hani görev adamı rolündeydim. Ve şimdi çok fazla top kullanamadığım zaman da hani biraz da şey oluyor yani. Yüzdem yani o açıdan düşmüş olabilir. Ama bunun ben de farkındayım. Biraz daha fazla çalışıp bunu tekrar düzeltmek için elinden geleni yapacağım. Örnek aldığım bir basketbolcu var mıydı bir zamanda?
ya da şu anda olabilir. Yani Türkiye'den ben daha çok hani savunma kısmını çok sevdiğim için Doğuş Balbay'ı çok örnek alıyorum. Hani belki kendi şutunu değil ama savunmasını, mücadelesini takdir ediyorum. Sinan Güler olabilir. O da aynı şekilde mücadelesi ve savunmasıyla onları örnek alıyorum diyebilirim. Cedi ile falan beraber oynadım dedin. Yani ondan sonrasında hiç görüştünüz mü ya da şu an hiç görüşüyor musunuz? Düşüncen nedir Cedi hakkında ya? Valla şu an görüşmüyoruz ama beraber oynadığımız zamanlarda aramız iyiydi. Cedi çok ilginç bir çocuktu yani. Biz atıyorum iki antrenman arası, Bolu'da kamptaydık o zaman. İki antrenman arası atıyorum odaya gidiyoruz, uyuyoruz. Dışarıdan, koridordan falan bir ses geliyor. Hani böyle pata pata sesler falan geliyor, pat pat. Falan diyoruz ne oluyor yani bir dışarı çıkıp bakalım. Kapıyı bir açıyoruz, Cedi orada kendi kendine koşturuyor. Yani inanılmaz bir enerjisi vardı. Gerçekten sonra tabii üstüne durulunca da gerçekten iyi işler yaptı. Sonuç olarak beklenen yere geldi diye düşünüyorum ben. Müthiş enerjisi vardı Cedi'nin. Ve çok da iyi bir karakter. Hak ettiği yerlere geldi bence. Çok daha iyi yerlerde gelebilir açıkçası. O zaman programımızın daimi soru sorucusu Üveys Oğla'dan sorularımız var. Kendisini bir NBA oyuncusuna benzetmesini istesek kime benzetirdi demiş. İlk olarak bunu cevaplayalım. NBA çok fazla takip ettiğim bir lig değil açıkçası. Ama herhalde Kawhi olabilirdi yani mücadelesi açısından belki de yani. Ama çok dediğim gibi ben çok fazla takip etmiyorum. Deniz'in ilgi alanı NBA. İkinci soruyla devam edelim o zaman. Okuduğu bir kitapta ya da makalede en beğendiği cümle nedir demiş. Savaş Sanatı diye bir kitap var. Orada biraz da hani basketbolla da özdeşleştiriyorum o kitabı. Orada mesela şunu çok beğenmiştim. Zaferi kazanan komutan savaş öncesi en çok hesaplamayı yapandır. Savaşı yitiren komutan ise savaş öncesi mutlaka yeterince plan yapmamıştır. Bu nedenle savaşa girmeden önce zafer hesabı yapın. Ancak bu arada her ihtimale karşı yenilgi hesabını ve stratejisini yapmayı da unutmayın. Plan yapmaya verdiğiniz önem zafer ya da yenilginin belirleyici faktörü olacaktır. Yani açıkçası ben bunu basketbolda çok fazla özdeşleştiriyorum. Çünkü hani maça çıkmadan o takıma ne kadar fazla hazırlanırsak o kadar iyi sonuçlar alabiliyoruz. Ama hani yenildiğimizde de sonuçta bu yenilgi de var ve ona göre devam ediyoruz yani hayat. Bu sözü çok beğenerek kaydetmiştim. Şimdi o soruyu dinleyince hemen buldum ve söyledim. Ama tabii ezberimde değildi yani. Yap şovunu boş ver ya. Ne güzel bir bilgi aldık. Üveys Oğla'ya teşekkür edelim. Üveys Oğla, sen bu programın gizli kahramanısın kardeşim. Soru sormaya devam et bize. Teşekkür ederim. Dinliyor mu acaba yayını? Dinliyorsan bu yayının postuna bir yorum yap da bakalım gerçekten dinleyip dinlemedin dedi. Sadece soru sorup bırakıyor. Evet, anlayalım. Çok kulak sorular geliyor her seferinde. Hakikaten en iyi soruları o soruyor bize. Zaten Deniz online oldu şu anda. Hadi. Deniz mi katıldı? Yok katılmadı ama sağda duruyor. Allah. Zaten Deniz geldi. Hoş geldin. Evet, Deniz hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen çıktın oğlum. Ne işin var? Bir anda gelme kararı aldım. Kerem'in bana salladığını düşündüm. Kaçırdın kanki orayı. Hafif etmiş. Nerede? Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İyi kanki, et pişiriyoruz 6,5 saat. 3 saati geçti. Onun tarifini merakla bekliyorum. Ya onun tarifini söylemedim. Özel, ben sana yapacağım onu. Teşekkür ederim. İzmir'de sen mi? Sen ne yapıyorsun? Tahmin edeyim şey NBA oynuyorsun. Hayır bu sefer NBA değil, kod oynuyordum. Bilemedim. Ama acayip PlayStation oynuyor. Başka ne yapabilirim ki? Siz ne yapıyorsunuz? Bitti mi yayın? Daha yok, şu an yayındayız. Ortasındayız kardeşim. Yarım saat var. İçine ettin ya. Yok bence güzel sürdü ama. Abi çıktı. Atıyor ya. Şey. Gitti mi? Yok ya Deniz. Oo yazayım ben şunu. Ama güzel oldu. Güzel denk geldi. Tabii. Buladığını hissetti mi? Bilgi verdiniz mi? Az önce Yalova Basket'e DM attı Murat Hoca için, koç için. Ben de bizim fotoğrafı attım işte şu an Kerem'le konuşuyoruz diye. Herhalde ondan sonra. Evet, geldi evet, şimdi galiba. Geldim. Kerem'e canlı canlı soru sormak istiyorum. Evet. Dinliyoruz seni, çok zor olmaz. Anonim değil bu sefer. Tamam, en son Kenrol oynayıp ne zaman sayı atmış? Hatırlamıyorum kanka öyle bir şey. Peki bir benim sağ el turnikemden daha önce mi? Bu senin sahilinle ilgili bir konuşma oldu zaten. Orada sallamıştım sana. Sahilde. Evet evet ondan daha sonradır büyük ihtimal. Ne zaman atmıştın sen sahilde turnikeyi? İşte yıldız takım falan. Yani yine Bursa Spor'da falan Pikenrol'den sonra sayı atmışımdır büyük ihtimal. Belki Balıkesir'de atmışımdır aynen. Bu sene atmadın ama. Bu sene atmadı Cem yok. Neyse bu sahil turnikeyi hissettin mi geldin bir ispiyonladı mı? Sahil turnikeyi ufak yardımlar aldım. Benden böyle bir atıf geldiğini hissettin mi diyorum yoksa
Yok yok. Abi bir, itiraf bir, edelim bir yoksa aldım. Patlayacağım ben. Ben söyleyeyim arkadaşlar. Allah Allah. Ayıptır ya. Ahmet hakikaten tüyenden ya. Davet etti. Şey, Deniz şey muhabbeti oldu. Protezinin hangisi diye bir soru sormuş bir arkadaş. Çakal bir arkadaş. Ben değilim bu arada. Biliyorum. Ben de dedim ki sağ elim ama dedim bizim sağ elinden her türlü daha iyidir dedim yani. Haksız mısın? Şaka mı? Şaka mı abi? Şaka mı abi? Kim sordu acaba bunu? Bu arada yayını çektiğiniz gün Murat abinin doğum günü. Buradan doğum günü de kutluyorum Murat abinin. Çektiğimiz gün mü? Biraz yalakalık yapsana. Şey, pankart falan da seve, pankart da. balkona bayrak as. Murat abinin fotoğrafını as. ben sizin yayın için daha fazla rahatsız etmeyeyim. Kardeşim renk kattın. Teşekkür ederiz. Bayağı en iyi yayın olmuş olabilir şu an için. Evet doğru. Rica ederim. Yine beni Yalova Basket'te şey yaparsın inşallah. Etiketlersiniz. Evet seneye de Yalova Basket'te inşallah. Nasip kısmet diyelim Kerem'le beraber. Hayırlısı. Amin. Yok ben bu cevabı Bağcan'a duyurmak istedim de. Şu an beni anladı o. Şey yapıyorum. Sözü ben tekrar Kerem'e bırakıyorum o zaman. Teşekkür ederiz. Renk attığın için teşekkür ederiz. Görüşmek rica için. Ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Sen git TikTok çekmeye devam et. Abi herif TikTok çekiyor. İnanılmaz bir şey ya. Abi ne konuşuyorduk ya? Abi nerede kalmıştık? Ben de unuttum abi. O zaman madem goygoya düştük, Onur son sırma, kaptandan soru var. En sevdiği yol arkadaşı kim diyor? Abi tabii ki yani soranın kendisi. Onur abi de benimle birlikte genelde Bursa'ya geliyordu. İşte maçlardan sonra, tanımlardan sonra. İşte bir onlar arası, bir benim aramda. Güzel yolculuklar geçiriyorduk yani. Buradan selam olsun. En iyi kaptanıma, en sevdiğim kaptanıma. Bursa Spor'da Melih, Onur abi sen birlikte oynadınız değil mi? Evet beraber. Nasıl bir deneyimdi, nasıldı o günler? O sene benim Topaş'tan çıktığım ilk seneydi ve yani müthiş stresliydim. Çok korkuyordum açıkçası hani ilk Bursa Spor'un transferi oldum. Herkes diyor işte zaten Topaş'taki genelde insanlar şey der. Topaş'ın değerini bilin. Çünkü Topaş'tan çıktığınız zaman çok farklı bir dünyaya adım atmış olacaksınız falan diyorlar. Yani gerçekten öyle. Hani hem şey maddi açıdan, düzen açısından hani Topaş bir böyle bir aile gibi. Oradan çıkınca ilk Bursa Spor'a gittim. Hani Bursa'da olmaktı benim tek istediğim o zaman. Ama yine de bir stresi vardı. Hani sonuçta hiç tanımadığım insanlar, daha önce hiç görmediğim insanlarla birlikte oynayacaktım. Hiç beklediğim gibi değildi ama hani hiç anlatılan aksine hani maddi şeylerimiz oluyordu, maaşlarımız yatmıyordu falan ama yani en keyif aldığım sezondu gerçekten. Hem lige çıktık o açıdan hem de müthiş bir arkadaşımız vardı. Hepsiyle yani hiç böyle ayırt etmeksizin, bu sene gibi aynı, ayırt etmeksizin herkese çok iyi arkadaşımız vardı. Hala da hani çoğuyla konuşuyoruz. Bir sene olmasına rağmen gerçekten hiç böyle bir şey beklemiyordum. Profesyonel kariyerinde ne? 20 sayı üzerinde attığın kaç maç var Kerem? Topaş gelişimi saymazsak. TBL diyelim. TB2'de diyelim pardon. Yalova attığını ben biliyorum bir tane. Yalova yaptım galiba iki tane. Kaç Yalova diye soracaktım ben. Hem de 3 gün arayla atmışsın. Aynen onun dışında yani belki 6-7 tane falan vardır. İkisi Yalova'yadır. Çok efsane ya. 3 gün arayla Yalova'ya. Playoff çeyrek finali galiba TB2 ile. Evet, playoff gerçekten. Önce evet. Bursa'da 23 sayı 4 rebound 2 asist, 10'da 8 şut. 3 gün sonra Yalova deplasmanında 24 sayı 7 rebound 2 asist, 12'de 9 şut. Kesin evet, kulağını çınlatmışımdır Kerem, hakkını helal et. Helal olsun, sıkıntı yok. Mustafa Bahçe'den zaman sonra yaşayan en büyük Yalova düşmanı diyeceğim ama şu an değil. yok şu an değilim. O zaman da düşman değilim. Şey canım zaten yani. Düşmanlıktan kastımız bize yüksek çıkartan var abi. He, öyle denk gelmiş pardon. Estağfurullah. Zaten çıktık o sene bizden. Şey olmadı yani. Aynen doğru söylüyorsun. Peki birlikte oynadığın en iyi 5'i sayabilir misin bize? Birlikte oynadığım bireysel performans açısından bir 5 sayayım. Bir de en çok keyif aldığım 5'i sayayım olur mu? Olur. Şu an öyle sadece 5 kişiye sığdırmak benim açımdan zor. Zaten hani en keyif aldığım 5 Bursa Spor'daki 5 diye düşünüyorum. Hani Serhan Kavut guard olarak, Onur Sonsırma, Cihat Şahin, Melih Kapucu.
Okan Özpam ve Mete Doğan da vardı. Ama 5 olarak işte Serhan Kavut, Onur Sonsuna, Melih Kapıcı, Cihat Şahin, Okan Özpamir. 5 olarak bunu söyleyebilirim. En keyif aldığım. Oynadığım en iyi bireysel performans olarak da 1 numaraya Kartal Özmızrak'ı koyarım. 2 numaraya Buğra'nı koyarım. Buğra Tuncer. 3 numaraya Marcos Knight'ı koyarım. Afyon'da. Muhammed'i yoktu ama çok ilginç bir oyuncuydu. 4 numaraya Josh Duncan'ı koyarım mesela. Yani açık ara. Josh Duncan'la gerçi Cevher Özer. Cevher Özer de olabilir. O arasında kalabilirim yani. 5 numaraya da Ganilaval'ı koyarım. Kalesi de bir sürü oynamıştık. Güzel takım oldu. İlginç bir oyuncuydu, evet. Burhan, Josh Duncan Eskişehir. Ama şey, Kartal'la nerede oynadınız beraber? Milli takımda oynamıştık Kartal'la. Milli takımda. Okay. Aynen. Ya Marcos'a şaşırdım açıkçası. Ya Marcos TBL'de çok iyi bir sezon geçirmedi. Ben de hani giderken herkes aynı şeyi söyledi. TBL'de oynayamadı, Süper Lig'de nasıl olacak. Ama o yaz nasıl bir antrenman yaptıysa bilmiyorum ama adam geldiğinde resmen hani nasıl söyleyeyim? Ya yenilmez gibiydi, anladın mı? Yani sen o performanstan etkilenerek söyledin. Yani TBL için söylemiyorsun. Adam TBL. Ya yok, zaten TBL'de Süper Lig'de oynadılar. Yok. Süper Lig'de oynadık zaten. Ama o sene maçlarda da antrenmanlarda da inanılmaz bir çalışma azmi vardı ve hiç yani böyle şey yaptığını görmedim, öyle bir şey aksattığını, çalışmayı bıraktığını. Herhalde bir önceki seneden bir şey oldu, hırs yaptı. Yani ben TBL'den sonra BSL'de de anlaştıklarını duyduğumda çok şaşırmıştım ya. Onun zaten sözleşmesi devam ediyordu. Lige çıkarsa kapalı sözleşmesi vardı. Ama yani iyi ki de varmış. Ama da zaten Avrupa Kupası'nı oynadı galiba, değil mi? Avrupa Kupalarını oynadı galiba. Tabii aynen. Afyon'dan 3-4 ay kaldı galiba ya da 5-6 ay kaldı, sonra Almanya'ya gitti. Evet, Ludwigsburg'a gitmişti. Aynen. Güzel beş ama. Bayağı iyi beş. Sean Marshall mı, Marcos Knight mı? Şöyle söyleyeyim, ben bu soruyu genelde sorduğunuz için not almıştım. İlk Sean Marshall'ı yazdım, sonra üstünü karaladım, Marcos Knight'ı yazdım. İkisi aynı gibi aslında yani. Bunu ama başlığa koyarız. Sean Marshall'ın üstünü karaladım. Tabii, keselim. Tamam. Ya onu da anlayacağı yok da yaşıyoruz. O zaman 5 numaranın yok. Anlamını sorayım sana. Kariyerinde çoğu takımda 5 numarayı tercih etmişsin. Bir anlamı var mı? Ya evet, 5 numarayı çok seviyorum. Ama açıkçası bir anlamı yok benim için ya. Hani ama hep 5 giymeyi tercih ediyorum. Eskişehir'de giyemedim bir. Orada Evren Büker transfer olmuştu benden önce. 5 numarayı o istemişti. Mecburen tabii ben de bir şey diyemedim. Afyon'da giyemedim. Afyon'da giyememin sebebi de Andrew White diye bir oyuncu transfer ettiler. Daha hiç resmi maça çıkmadan gönderdiler. Çok anlaşamadılar. O adam da 5 numarayı almış. Şimdi onu gönderdikten sonra da ben zaten genç oyuncu statüsündeydim. Şimdi bana tekrar 5 numara forma bastın diyemedim. Orada da 10 numarayla kaldım yani. Onun dışında da 9 numara ve 14 numara giymişsin. Hatırlıyor musun o günleri? Ya 14 numarayı A takımda yine 5 numara başkası aldığı için giydim. 9 numarayı valla çok küçükken giymişimdir yani. 2012'de U18 Avrupa Şampiyonası'nda 9 giymişsin. Orada da 5'i kim biri almıştı galiba ya. Benden rica etmişti. Kartal olabilir. Bu sene de Deniz'in gözü 5'teymiş aslında da. Evet aynen ya. Ama bu sefer yaş farkından dolayı ben aldım ya. Kusura bakmasın kardeşim. Onun da 10 numara giymesi bizim için çok iyi oldu. Yani bizim inandığımız yani bir uğursuzluk vardı 10 numarada. En azından onu açtık. Evet, onun için daha iyi oldu. Her işte bir hayır vardır. Kariyerinde unutamadığın maçlar diye sorsam hem olumlu hem olumsuz anlamda aynılarını söyleyebilirim. Şimdi en çok unutamadığım maçlar, bir tanesi Avrupa üçüncüsü olduğumuz maç. Pardon, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçı. Sırbistan'ı son saniyede yendiğimiz maç. Diğeri Kayseri'de Türkiye şampiyonu olduğumuz maç. Lise'lerdeyken, Ülkarası'dayken. O sene yendiğimiz kadro çok ciddi bir potansiyeli olan bir kadroydu. Yani açık ara favori gösterilen bir kadro. İşte Burak Can Yıldız'da, Efe Kancaoşar. Bir sürü tanınan oyuncusu vardı. Tayfun Erilki vardı galiba. Tertemiyen mi bu takım? Evet, Tertemiyen'in işte okul takımıydı. Onu yendiğimizde, ya onu mesela hiç unutamam. Başka Bursa Spor'la lige çıktığımız o Sakarya serisini asla unutamam. Yani o 3-0, daha doğrusu 3'te 1 yaptıktan sonra gelip 3'te 3 yapıp lige çıkmak belki en unutulmaz olan odur yani. Bir de Eskişehir'le lige çıktığımız en son maç. Orada taraftarların yanında işte o sevinç falan, o da yani unutulmaz maçların arasına girer. Kötü açıdan en unutamadığım maç büyük ihtimal sakatlandığım maçtır. Çapraz bağımın koptuğu maç. Yani en çok o geliyor aklıma ya. Sevmediğin bir deplasman ya da zorlandığın bir deplasman var mı? Sevmediğim deplasman Akhisar. Zorlanmak açısından değil ama salon açısından çok sevmiyorum Akhisar'ı. Neden? Yerleri çok parke değil ya yerler. Çok kötü. Sene yenilendi galiba salon. Yenilendi ama sadece boya attılar. Yine yerler şey aynı. Öyle mi bilmiyorum.
Sadece boyası değişti yani. Orayı hiç sevmiyorum. Taraftar açısından mesela Bursaspor'un taraftarına karşı oynamak zordu. Yalova'yı taraftar açısından çok sevmiyordum. Karşılıklı oynamak yani biraz kötü oluyordu. İnşallah sebebi ben değilimdir ya. Yok yok, genel olarak ya. Hey. Ya bazen evet, çok iyi oynayan oyunculara takılıyoruz biz. Bırakmıyoruz peşinde. Uyuz ediyoruz böyle de. O işte çok kötü, biliyor musun? Gerçekten yani berbat bir durum ya. Sürekli hani sesini, şey, senin ismini söylemeleri falan sinir bozucu bir şey. O işe yarıyor mu ya? Vallahi bence işe yarıyor ya. Biz her maç patlama yapabilecek oyuncuyu seçiyoruz abi. İsmini sürekli. Yani Hasan, Hasan değil. Hasan Rizviç'e yıllardır mobbing yapıyoruz tribünle. Yani eğer sesinizi duyurabiliyorsanız bence çok işe yarayan bir taktik. Biz yanımızı duyuyoruz ya sahaya. Bence duyuyorlar yani. Ben evet, sizlikler kesin duyuluyor ya. Biz bize seslendiğinizde falan biz çok net duyuyoruz yani. Sen hiç size olumsuz olarak seslenmedik şükür olsun. O çok kötü bir durum olur ya gerçekten. Bir kere işte bizim yani bir şeyi söylemeyeyim de, takımı söylemeyeyim de. Bir takımdayken yani bir oyuncuya öyle pot altı kaçırdı diye yufladılar yani bildiğin tüm tarafta. Ama kendi taraftar yani. O durum mesela beni çok üzmüştü yani. Hani o durumda ben olsam ne bileyim psikolojik açıdan çok etkilenirdim. Sonuçta senin hani senin oyuncun yani, anladın mı? O adam da oraya ya da biz de kim olursa olsun oraya o maçı satmaya ya da o pot altını kaçırmaya ya da o şutu kaçırmaya çıkmıyor aslında. Elinden geleni yapmaya çıkıyor. Yapamıyorsa hani yuhlamak bana çok şey gelmiyor yani. Ama benim söylediğim hani kızabilirsin lan nasıl kaçırırsın onu diyebilirsin ama hani direkt yuhlamak çok hani psikolojik açıdan kötü bir durum bizim açımızdan. Şöyle devam edelim. Sana bir takım ismi söyleyeceğim. Sana neleri çağrıştırıyor Kerem? Eta Engomis diye bir takım. Eta Engomis mi? Evet. O takımla oynadığın maçı hatırlıyor musun? Eta Engomis. Eta Engomis. Bir Kıbrıs takımı. Sana demiştim. Rum. Kendi hakkında evet, çok şey öğreneceksin demiştim sana. Oradayız şu an. Oha, hiç hatırlamıyorum böyle bir şey. Kariyerindeki ilk Avrupa Kupası maçına çıktığın ve galiba ilk sayıyı da attığın takım. Yok artık. Abi bunu nereden buldun ya? Yalova Basket. Ama helal olsun. Sizi şu an ayakta kalkışlıyorum yani. İlk şeyde deplasmanda süre almışsın ilk olarak. İlk Avrupa Kupası maçın. Evet. Bursa'da da sayı atmıştın. Evet. Bursa'da da 33 farkla bitmiş. İlk sayını atmışsın. Evet. Takımın ismini yani 100 defa söylesen asla hani ben bu takımla karşı karşıya oynamadım derdim. Tarih de 13 Kasım 2012'ymiş bu arada. İlk sahaya çıkışın. İlk basketinde 4 Aralık 2012. Daha 18 yaşını yeni doldurmuşken. Vay be. Vallahi helal olsun. Müthiş bir araştırma yani. Gelen her konuğa söylüyoruz zaten. Kendinizle ilgili merak ettiğiniz şey varsa Emre'ye sorun diye. Sana da söylemiştik. Çırmıştın işte. Tam olarak böyle oluyor. Hiç beklemiyordum yani böyle bir şey. Böyle sormak daha güzel oldu demek ki. Eta Engomis. Eta Engomis. Unutmayacağım bundan sonra. Abi ismi de zor ya, akılda tutulmaz yani. Engomis ya işte. Yazacağım. Yazacağım bir yere. Olsak sen koçu sor istersen. O soru hep sende oluyor. Ya koçu ben soruyorum. Hepsi anlatacak bir şey yok. Muhteşem bir adam diyorlar. Evet. Anlatacak bir şey var mı koç için? Aa, açıkçası yok ya. Yani arkadaş gibi bir antrenör gerçekten. Her takımda olması gereken bir insan. Çok pozitif. Yani hata yaptığında kızmıyor. Sürekli pozitif yaklaşıyor sana. İyi olman için. Yani hepimizin iyi düşünüyor. Hiç kötü niyeti olmayan bir insan. Biz de çok seviyoruz. Evet. Umarım yani senelerce Yalova Basket var olduğu sürece başımızda olur. Başarılı olur. Amin. Mutlu mesut yaşarız yani. İnşallah. Amin. Esan Şafak sormuş. Milli formayı hiç giydi mi diye. Milli formayı giydi. Ben biliyorum. 2010'da çok hakikaten acayip bir turnuvası var. Bugün özellikle maçlara, kadrolara tekrar baktım. Sen bahset istersen biz ekleme yapalım üzerine. Bu 2010'daki Avrupa üçüncüsü olduğumuz mu? Evet, Avrupa şampiyonası. Dario Saric'in MVP olarak bitirdiği ve final maçında 31 sayı, 11 rebound, 11 asistle tamamladığı turnuva. Aynen evet. Ya, o turnuva benim ilk Avrupa şampiyonamdı sanırım. İlk ya da ikinci, ilk olması lazım ya. İşte o parmağımın kopma döneminden sonra 2 ay boyunca inanılmaz bir antrenman süreci geçirdim. Ve sonra bir tane hazırlık kampına gittim, İspanya'ydı sanırım. Sonra Karadağ'a gittik işte. O takım, yani milli takımlarda oynadığım en iyi anlaşan takımdı. Şu an basketbol bırakmış insanlar bile var aralara. Doğaç vardı, basketbol bıraktı. Oğuzhan Bayrak vardı 5 numara, o da basketbol bıraktı. Buti vardı, Tofaş'ta antrenörlük yaptı. Tarihsiz bir sakatlık mı denir? Yani hastalık mı ne denir bilmiyorum ama o da basketbol bıraktı mecburiyetten. Çok ciddi bir yetenekti. İşte Kenan'ın olduğu, Tayfun'un, Erik'in olduğu çok güzel bir kadromuz vardı.
Ve yani beklenenin üstünde bitirdik bence üçüncü olarak. İthalat Altınbey falan vardı. Güzel bir kamptan sonra güzel bir turnuva geçirdik ve turnuvanın olduğu yerde işte Karadağ'da Bar diye bir kasabada yapılıyordu turnuva. Böyle yazlık bir yer gibi. Hani sanki böyle tatildeymişiz de aynı zamanda turnuva oynuyormuşuz gibi. Oranın insanları falan da çok sıcakkanlıydı. İşte maç kazanıyoruz. Atıyorum çıkıyoruz. Yanda şey var. Luna Park gibi bir yer var. Oraya gidiyoruz ve oyunlar oynuyoruz falan. Bayağı keyifliydi. O zaman bir daha küçüktük yani. Çok eğlenceli bir turnuvaydı ve güzeldi sonuç bizim açımızdan. Tabii bir de Sırbistan'ı son saniye basketi de yenince güzel geçti her açıdan açıkçası. Tayfun'un son saniyesini mi yenmiştiniz? Aynen, Tayfun'un son saniyesini yenmiştik. Sırbistan'da Vasile Misic var o kadroda. Ona baktım bugün. Aslında yarı finalde Marius Grigonis'te ve Lukas Lekavicius'u Litvanya'ya eleniyorsunuz. Evet, onlar gerçekten çok iyi takımda. Ya da Vili Hernan Gomez var orada. Vili Hernan Gomez'i İspanya'da yenerek 3. oluyorsunuz, doğru muyum? Evet, İspanya'da. İspanya'ya ilk maçta yenilmiştik sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam grupta yenilmiştik. Bu arada orada grupta İsrail vardı. Yanlış hatırlamıyorsam, yani belki yanlış olabilir ama Karadağ vardı. Rusya mı vardı bir de? Ha, bir de galiba evet Rusya vardı. Biz orada bir galibiyet aldık sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya bir ya da iki galibiyet aldık. Yani çıkmamız imkansız. Son maç Karadağ ile İspanya oynuyordu sanırım. Yani ikisinden ya Karadağ oynuyordu kesin de. Biz abi gittik tribüne, maçı izliyoruz. Yani tek şansımız Karadağ'ın karşısındaki rakibi yenmesi. Abi açtık şey duaları şeyden kağıtlara yazdık böyle. Dua okuyoruz yani yensinler diye. Orada Ivanoviç vardı Karadağ'da. Ivanoviç miydi? Öyle bir çocuk vardı. O çocuk o gün 35 sayı mı 40 sayı mı attı? Yani belki 30 atmıştır ama yani müthiş bir oyun oynadı. Karşısındaki takımı yendiler. Biz öyle gruptan çıktık. İkinci grupta yine yani çok rahat olmasa da geçtik. İşte, çeyrek finalde de Sırbistan'la karşılaştık. Yani bayağı zorlu bir hem şans da yanımızda oldu hem biz de en sonunda inandık yani bir şeyler olabileceğine. Güzel bir turnuva geçirmiştik. Antrenörümüz de Eren Toker'di o zaman. Çok iyiydi yani. Eren abi çok severim zaten. Çok keyifli bir anıydı benim için. Kadrolara bakınca çok şaşırdım. Gerçekten çok acayip alanlar var kadrolarda. Evet evet gerçekten. Darius Harris zaten biz yıldızlık genç milli takımda Avrupa Şampiyonası oynayıp öyle gelmişti. Herkes zaten onu konuşuyordu o zaman. İşte Darius Harris gelmeyecek mi falan filan diye konuşuyordu. Adam biz geldik işte onun gecesinde biz sabah otele ulaştık. Onun gecesinde o geldi falan. Hani sanki böyle çok üst düzey daha üst düzey birisi gelmiş gibi yani. O zamanlar tabii o kadar şey değildi. Böyle herkes ona bakıyordu falan böyle. Gerçekten onların kadrosu da müthişti. Sadece Darius Harris değil. Tüm oyuncuları iyiydi yani. Takım olarak çok iyiydi. Şampiyon onlar oldu değil mi? Evet, şampiyonlar oldu maçlara. Darius Harris MVP olmuş. O dönemde Harris'ten daha potansiyelli olduğu söylenen Mario Hezonya da kadroda yokmuş galiba. Evet, Mario Hezonya 95'liydi ama galiba. Değil mi? Aynen. Öyle hatırlıyorum. Öyle şey o çünkü yani. O bir sonraki sene olması lazım. Biz 94'lüyüz yani Darius Harris 94'lü. Hezonya 95'ti hatırlıyorum ben. Yine alınabiliyor tabii de. Evet. Belki kendi yaşlarında oynatmak istemişlerdi. O dönem Kenan Sipahi ile beraber oynadınız değil mi siz yani milli takımda? Aynen ben Tofaş'ta Kenan'la beraberdim. Milli takımda da beraber. Altyapıdan beri beraberdik yani Kenan'la. Ben çok mu abartıyorum bilmiyorum bu konuyu da genelde kimle konuşsam öyle oluyor. Ya Kenan Sipahi'nin tamamen bizim konu dışında konuşuyorum. Kenan Sipahi'nin altyapı milli takım performansları benim basketbola dair izlediğim en iyi 3-5 şeyden biri olabilir ya. Bilmem katılır mısın? Ya tabii Kenan altyapıda Topaş zaten Kenan'a çok fazla önem veriyordu. Ve çok da yetenekliydi zaten Kenan. Ama şutunu çok ekstra geliştiremedi. Yani altyapıdayken falan tabii ki çok iyi performanslar sergiliyor. Biz işte Kayseri'deyken Türkiye şampiyonu olduğumuzda o vardı. Ben Tevfik Aktamar vardı. Çok fazla da oyuncu yok. Mirza vardı. İtem ve Mirza işte Gemlik'te oynuyor şu an. Sonra Avrupa şampiyonalarında falan Topaş'ta o birinci olduğumuz sezon çok iyi performanslar sergiledi gerçekten Kenan. Son olarak ekleyeyim. Kenan Sipahi'nin altyapı performansı ile ilgili şöyle bir şey okumuştum. Çok da katılıyorum. Kenan altyapı turnuvalarında masaya yumruğunu vurduğu an o masa kırılırdı diye bir şey okumuştum. Hakikaten öyleydi benim de hatırladığım kadarıyla. Evet evet yani. Gerçekten tam bir guard yani. Hem oyunu kuruyor gerçekten çok iyi bir şekilde. Pas yeteneği çok iyiydi. Ama işte dediğim gibi hani şut konusunda bir tık daha şey yapamadı yani ileriye demedi. Eğer bir tık daha şey olsa şut konusunda keskin olsa o da çok rahat NBA'de oynayabilecek oyunculardandır yani. Emre senin var mı milli takımla ilgili eklemek istediğin şey? Ben de şu an tekrar istatistiklere bakıyordum da. Mesela 2012'de de galiba aynı kadro devam etmişsiniz yine. O turnuvada gerçi 9'unculuk gelmiş milli takım adına ama. Kenan Sipahi, sen, Cedi Osman, evet. Burak Yıldızlı, Burak Hacı İsmail.
İlk 5'iyle çıkmışız. Darüşşar için Hırvatistan'a karşı. Evet, doğrudur valla. Yani o zaman işte, gerçi Burak Can da vardı, unutmuşum ya. Burak Can yapmasın. Çok iyi bir kadromuz vardı ya. Burak Hacı İsmail, bu arada yani çok fazla ismi duyulmamış olabilir ama benim çok çok yakın bir arkadaşım. Kalbinden bir rahatsızlık geçirdi. Sonra basketbolu bırakmak zorunda kaldı. Ama gerçekten o zaman konuşuluyordu yani. Ve bence hani ciddi anlamda gerçek olabilecek şeylerdi. NBA'de süper yıldızlardan bir de olabilirdi bence yani. Sonra işte talihsiz bir çapraz bir sakatlığı geçirdi. Üçüncü olduğumuz turnuvada. Sonra ameliyat oldu. Ameliyattan sonra A takımda sözleşme imzaladı. Sağlık kontrolünde kalbindeki o olay şey açığa çıktı ve kalp ameliyatı olmuştu. Hala görüşürüz ama şimdi de İnegöl'de Tofaş'ın ismini kullanarak bir şey spor okulu kurdu. Hala basketbolun içinde yani. Yerini sakatlıkların ne kadar etkilediğini düşünüyorsun? Parmağımı çok fazla etkilediğini düşünmüyorum ama çapraz bağ sakatlığını çok fazla etkilediğini düşünüyorum. Çünkü o sene sakatlanmasaydım hani belki A takımda bir şansım olabilirdi. Hani çünkü sakatlandım ve o sene takımın başına benim ilk takımda da normal Tofaş'ta da antrenörüm olan Eren Toker geçirdi. O sene beni de A takımda tuttu. Fakat işte rehabilitasyon süreci falan. Ben hiç oynayamadım yani rehabilitasyondan dolayı. 7-8 ay falan sürmüştü. Yani belki o sakatlık olmasaydı daha farklı olabilir miydi? Olabilirdi. Ama tabii yapacak bir şey yok tabii. İşte bir ay var. Biraz bağ dışında da sanki benim duyduğum kadarıyla sakatlıklarla dolu bir kariyer olmuş senin için. Ufaklı belki, irili ufaklı ama. Ya işte bir çapraz var, parmağım var. Bir de bu sene kas sakatlığım oldu. Kalfımı yırttım. Bu seneki çok talihsizdi yani. Bu hamstringimde ufak bir yırtık vardı. Tam onu atlattım. Petkim maçında, işte daha Düzce maçında hiç maç kaçırmamıştım. Yani Düzce maçında federasyon, Düzce maçında oynadım. Ankara maçında oynadım. Bir maçta daha oynadım sanırım. Denizli deplasmanı. Denizli deplasmanında oynadım. Petkim maçında hiç anlamadım yani. Böyle bir pozisyonda bir anda pat diye bir ses geldi. Allah Allah dedim, hani bir şey koptu herhalde dedim yani. Arkaya baktım, dedim herhalde aşilin koptu. Bayağı da korkmuştum açıkçası. Sonra kalfımın yırtık olduğunu duyunca yani aşildense daha hani daha çok sevindim yani. Bu sene yani o da yani magnezyum eksikliği varmış herhalde vücudumda. Ondan dolayı iki tane kas sakatlığı geçirdim. Hani inşallah bir daha tekrarlanmaz. Onun için beslenmeme zaten dikkat eden birisiyim. İşte takviyeleri falan da almaya başladım. Hala devam ediyorum sürekli. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz tekrardan. O zaman Kerem, o mu bu mu sorularıyla devam edelim. Önceki tamam, bölümleri dinlediysen biliyorsundur. Hızlıca iki seçenek soracağım sana. Birini seçeceksin. Tamam. Haydi başlayalım. Hazırım. Başlayalım. Top çalma mı, blok mu? Top çalma. Hücum mu, savunma mı? Savunma. Top çalma sonrası açık sahada smaç mı, poster smacı mı? Ben poster smacı. Çok fazla yapmadım ama bir tane yaptım ben. Ters turnike mi, smaç mı? Smaç. Hücum reboundu mu, savunma reboundu mu? Hücum reboundu açık ara. TBL şampiyonluğu mu, TB2L şampiyonluğu mu? Yani ikisinde yaşadım ama TB2L şampiyonluğu daha keyifliydi. Çünkü orada süre aldığım için açıkçası. İskender mi, evet. Pideli köfte mi? İskender tabii. Harry Potter mı, Breaking Bad mi? Ya Harry Potter açık ara ya. O benim için bir efsane yani. Peki, kedi mi, köpek mi? Köpek. Sushi mi, okonomiyaki mi? Sushi. Sushi zaten köpeğimin adı. Evet. Tahtalı Köy mü, Karacaahmet mi? Tahtalı Köy. Kestane şekeri mi, Yalova sütlüsü mü? Yalova sütlüsü abi açık ara. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sorularımızın sonuna geldik. Kestane şekeri çok fazla sevmiyorum. Bence Tahtalı Köy'e açıklayalım da insanlar yanlış anlamasın. Evet. Tahtalı Köy, ben mi açıklayayım? Tabii. Sen daha açıklayayım. Tahtalı Köy bizim, yani biz Bursalıyız, Bursa'nın yerlisiyiz. Köyümüzün adı Tahtalı Köy. Genelde insanlar Tahtalı Köy'ü çok farklı bir şekilde biliyorlar ama gerçekten böyle bir köy var ve biz o köylüyüz. Emre de onu Karacaahmet'le birleştirmiş, biraz garip. Kimliğinde de Tahtalı Köy yazıyor insanlara, gösterdi falan. Bayağı şaşırıyorlar. Harry Potter senin efsanen gibi duruyor. Tabii Harry Potter. Sersin, bizim doğum tarihlerimiz benzer. Sen de bu böyle ergenlik döneminde Hermione'ye aşık olan nesilden misin? Tabii canım. Herkes olabilir mi? Hermione. Hermione'ye bayılıyordum ya gerçekten. Hepimiz aynı ya, hepimiz yani. Aa, sonra gitti o işte Ivan Drago muydu ne? Bir tane çocuk vardı ya 3 numara saçlı olan. Aynen. Abi onunla nasıl beraber olursun? Ne olmaz. Aynı duyguları yaşamışız içimizden. Rezillik, rezillik.
Sonra gözümden düştü zaten. Bir de sen Ron'la beraber oldun. Zaten şey ya, sonra çok fazla böyle sosyalist, aktivist işte ne bileyim öyle şeyler oldu ya. Hani iyice kendini kampanyalar adadı. Türk bende de azaldı. Ama o ilk dönem hani Hermione'ye aşık olma hikayem yani bizim bütün nesille varmış anladığım kadarıyla. Hakikaten kalbimi ilk attıran insan yani. Yani o ilk zaten ilk filmi sinemada izlemiştim. Annemle beraber gitmiştik. Yani ben büyülenmiştim. Müthiş bir filmdi. İkincisini ona da bayılıyordum yani. Sürekli izliyordum. Daha sinemaya gelmeden izlemiştim ikinci filmi. Zaten hepsini sonra sinemada izledim. Ya yani onunla büyüdüm resmen. Hani 8 yaşımda mı ne çıktı ilk filmi? Ben büyüyene kadar o da devam etti. Harry Potter bir ara hastalandı hatta. Bir hastalık geçirdi. Hep beraber üzüldük yani olmadı. Önceki bölümlerde hep senin yemeklere karşı çok ilgin olduğunu duyduk. Bu konu hakkında ne söylersin? Yemek kültürün hakkında ne söylemek istersin? Ha çok tatlıya bir de. Ya evet yemek yemeyi çok seviyorum. Yani fazla porsiyonlu yemek yemeyi çok seviyorum. Tatlıya olan düşkünlüğüm çok farklı. Yani bir erkeğe göre gerçekten çok fazla tatlı seviyorum ve tatlı yiyorum. Yani mesela bir yemekten sonra mutlaka bir tatlı yemem gerekiyor. Yani tatlı krizi falan geçirebiliyorum. Ve hep böyle hani nerede tatlı, o tatlı nerede güzel. Keşfediyorum yani hep bana bunu. Hep farklı farklı yerlerde deyip deniyorum. Şu an bir de oruçluyum. Tatlıdan bahsettiniz. Midem guruladı yani. Yalova'da en sevdiğin tatlıcı. Yalova'da liman pastanesini çok seviyorum. Oranın mesela neydi? Tavuk göğsü vardı. Ama inanılmaz yani. Müthiş bir tatlı. Bombayı çok güzel yapıyorlar. Mesela normalde İzmir'de de yiyorum. Yani İzmir'de seviyorum bombayı ama liman pastanesi onu yapıyor. Yalova sütlüsünü çok seviyorum. Çok hafif ve bir oturuşta bir iki porsiyon yerim yani. Biraz pahalıya patlıyor ama. Olsun ya. Bir de şeyde Osmanlı baklavası var. Tam liman pastanesinin yanında. Orada da soğuk baklava çıkıyor. Benim bir arkadaşım askere gitmişti. Diyarbakır'dı galiba. Evet. Diyarbakır'dı sanırım. Orada ünlüymüş. Bana dedi işte soğuk baklava diye bir tatlı var. Sen tatlıyı seviyorsun diye sana söyleyeyim dedi. Bulabiliyorsan mutlaka yemen lazım. Ben tüm Bursa'da onu aradım. Tüm ünlü baklavacılara gittim. Abi diyorum soğuk baklava varmış. O ne ya diyorlar ben hepsi bana. En son işte liman pastanesinden bir şeyler alacağım. Bizim işte bir köyde bir tane evimiz var. Denizlerle falan oraya gidecek böyle mangal yapmaya. Kafamı bir çevirdim. Baklavacıda şey yazıyor. Soğuk baklava gelmiştir yazıyor. Allah Allah dedim. Ne alaka hani. Bursa'da bulamadım. Bir girdim abi harbiden böyle bir tepsi soğuk baklava var. Oradan aldım böyle denemelik yani 8-10 tane. O gece zaten full tatlı yemiştim yani neredeyse. Mangal üstü. Nasıl bir şeymiş soğuk baklava? Abi böyle sütlü, üstünde böyle çikolata tozu falan var. Yani normal, gerçeği belki daha güzeldir ama o halde güzel. İçi full Antep fıstığı. Çikolatalı Antep fıstığı bir tatlı. Zaten ben Antep fıstığı olan her şeye bayılıyorum. Denemelik peki referans 8-10 tane mi oluyor senin için? Efendim aynen. Tadımlık. Tadımlık oldu. Öyle 8 tane, 10 tane. O zaman hurmacı mısın ya Ramazan'da? Yok ya hurma çok sevmiyorum. Ramazan'da mesela bu 4 günlük daha önceki sokağa çıkma yasağında annemler köye gitti. Ben tek başıma kaldım evde. Şimdi evde tek başımayım. Yemek yiyeceğim sürekli. Yani sipariş veriyorum dışarıdan. Bir tane profiterolcü buldum. Her gün yarım kilo profiterol. Abi yiyorum dedim. Bu böyle olmayacak. Aslında nefesim doğru yani yemek yemekten. Dedim bundan sonra beni evde tek başıma bırakmayın. Ondan sonra İşte şu an mesela hep beraberiz. Yani ama yine şey yapmadan onlar gitmediler. Ben de gitmedim falan. Ama tatlı konusunda yani üstüme tanımayabilirim. İddialıyımdır. Bilmiyorum sorularınız bitti Emre doğru mu? Evet. Bayağı bir soru sorduk. Kalmadı sorumuz. Hem senin bizim için eklemek istediğin şey var mı? Gerçekten çok iyi iş yapıyorsunuz yani. Bu arada müthiş bir program oldu. Yani her programımız gibi çok keyifli geçti. Sizi hem dinlerken de hem bu programın içinde olunca da çok keyif aldım. Yani bu 2 saat mi? 1 saat 45 dakika geçti. 1 saat 45 dakika nasıl geçti hiç anlamadım. Ve yani şu an normalde hava falan çok sıcak. Normal bunalmam gerekiyor ama hiç farkında bile değilim yani. Çok yani ağzınıza sağlık, elinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum size. Böyle programı beni davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Hakikaten çok keyifli bir sohbetti. Arada ben bizim için eklemek istedim derken hani bizimle alakalı demek istememiştim. Çok egoist bir söylem oldu ama genel olarak hani programı eklemek istedim. Olsun ya ben zaten onu söylemesen de öyle düşünceli söylemediğini anladım zaten ya. Ama Muhammed, Emre sizin ekleyeceğiniz şey? Yani teşekkür ederiz. Güzel vakit geçirdik yine. Her pazar olduğu gibi. Zaman ne gösterir belli olmaz ama umarım yine seneye de beraber güzel işler yaparız. Antrenman videoları çekeriz. Antrenmanlarda muhabbet ederiz. Güzel olur. Hayırlısı olsun. İnşallah artık tatlı yeriz olmadı ya Yalova'ya gelince. Ya tabii canım o zaten Yalova'da olmasam da yeriz. Yani. İlla ki yolun düşer yani. Eyvallah. Tatlı borcum olsun. Bir at taklidi bir de tatlı.
Et tarifi, tamam. Çay tarifi, tatlı sözü, at taklidi. Tamam, bir de et tarifi var değil mi? Doğru. Tamamdır. Kerem, çok teşekkür ederiz katıldığın için. Hakikaten bizim için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Sen de kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Hadi eyvallah. Sizi de bekliyorum. Hadi görüşürüz. Kerem'e teşekkür ederim tekrar. Ve biz gündemimizde olan sezonlar biliyorsunuz iptal edildi. Düşme çıkma yok. Bunun üzerine konuşalım istiyorum. Geçtiğimiz sezonu değerlendirmek gerekirse. Mesela Kerem özelinde konuşalım. Kerem'in sezon başında yaşadığı o kalp sakatlığı gerçekten çok etkiledi bence. Kerem biraz mütevazi davranıyor konuda ama hem Gülmez'in at üzerine nasıl bir oyuncu olduğu ve bu takımda her yapabileceği belli. Benim fikrim biz gerçek Kerem Gülmez'i tam anlamıyla izleyemedik. Zaten donanımlı bir oyuncu Kerem yani diyor ya ben işin savunma kısmında yer alıyorum. Kerem sadece savunma yapan bir oyuncu değil aslında. Kerem hakikaten çok iyi bir oyuncu bu lig için. Geldiği gün hakikaten çok mutlu olmuştum ben. Asla hani kötü bir performans sergilemedi. Kötü oynadı diyemem. Yerinde katkı mutlaka verdi ama bizim yani benim bildiğim, yıllardır bildiğim Kerem Gülmez çok fazlası bundan benim fikrim. Ya ben de öyle katılıyorum. Ya sezon başında önce hazırlık kampında bir sakatlık yaşadı. Federasyon kupasına gitmeden önce. Ve kupa maçlarında forma giyememişti. Ardından işte lige başladı. Az önce de söylediği gibi ilk 4 maçta forma giyip Etkin maçına sakatlandı. 6 maç daha sakatlıktan forma giyemedi. Kerem bu sezon 18 maçta forma giydi. 18 maçta 11 galibiyet aldık. Ligde Kerem'in olmadığı 6 maçta sadece bir kez kazanabildik. Kıymeti çok büyüktü gerçekten. Yani çok kilit bir roldeydi. Ya sezon başından beri Murat hocamız, koçumuz hep Kerem kritik adamımız olacak diyordu. Yani o savunma katkısının hayranıydı yani. Yani Kerem'in BSL'li kariyeri var. TBL kariyerinde takım çıkarmışlığı var. Buralarda süre almışlığı da var. Biz bu sezonu değerlendirirken hani ne diyoruz? İşte Çişan çok iyiydi. Deniz acayip bir performans verdi. Akın öyleydi, böyleydi. Biz bu sıralamaya Kerem'i koymuyoruz ama peki genç kardeşlerimiz vardır bizi dinleyen. Hani Kerem'in kariyerine çok tanık olmamış olabilirler. Ben altyapılardan biri biliyorum. Biz sakatlık geçirmemiş performans bir Kerem Gülmez izleseydik tam konuşmuş oluruz şimdiye kadar diye düşünüyorum ben yani. Ya kesinlikle. Yani 1.93-94 galiba Kerem'in boyu. Çok yönlü, iki yönlü bir oyuncu olabilirmiş yani. Değerli bir oyuncu Kerem. Ben ne kalmasını o sebepten çok isterim. Hani hakikaten istikrarı yakalasaydı ki o haftalarda yükselen performansı vardı. Tam böyle yavaş yavaş ritim bulan, yine takıma da çok daha iyi ısınan bir Kerem izlemek üzereydik ki son bitti. Evet, büyük şanssızlık. Kerem için büyük şanssızlık gerçekten. Skor manasında da kendini bulmuştu son haftalarda. İnşallah gelecek sezon kaldığı yerden birlikte devam ederiz diyelim. İnşallah. Ve yani yükselen bir takım performansının üzerine Kerem'i de eklediğinizde hakikaten nerede çok güzel bir yere gidebilirdi. Bunu çok konuşuyoruz. Ben başka bir noktaya değineceğim. Bu haftalarda yükselen İlker Tunalı performansından konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. İlker bu sezon biraz yavaş başladı. Gerçekten sezon ilk yarısında işte Melih Kapıcı ilk 5 çıkıyordu. İlker kenardan geliyordu. Yani hep o beklediğimiz daha önce 2016-2017'deki İlker Tunalı'yı görememiştik tam olarak. Ama Fethiye maçında, ilk yarının son haftasında Fethiye maçında 6'da 5 üçlükle geri döndü. O maçta 15 sayı atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ve o maçtan sonra da gerçekten güzel performanslar izletti bize. 27 maçta 9 kez çift hanelere çıktı İlker bu sezon. Ve 14 maçta 7 sayı ve üzerinde skor üretti. 17 maçta ise 5 ve üzerinde ribaundu aldı. Takımın en çok ribaundu olan oyuncularından biriydi İlker Tunalı. Ve %50 ile ikilik attı. %39.7 ile üçlük. Ve 10'da 9, %90 ile de serbest atış kullandı. Gerçekten güzel yüzdeler. İlker'in zaten bize ilk sezon izlettiği basketbol çok özeldi hakikaten. O dönem, son dönemdeki en formda önemliydi bizdeki. Sonrasında Manisa'da yapamadı, tekrar geldi bizde de yapamayınca. Hem İlker'in yavaş yavaş herhalde formu düşüyor ama İlker çok iyi bir oyuncu. Bunu da gösterdi yani. Göstermek üzereydi. Yani dediğim gibi hep aynı şeyi konuşuyoruz. Herkesin performansının yükseldiği ve tavan yaptığı dönemde son bitti. O sağlıklı bir İlker Tunalı kere şutu var. Yerinde rebound katkısı verir. Ve ayrıca bu adam Amerika'da da basketbol oynadı yani. Basını alsa yeter bizim lig için. Böyle donanımlı bir adam için. Gerçekten İlker de bilmiyorum yani seneye malı mı? Malı bence. Seneye o da umarım bizimle olur. Onun sezon ortasından sonra Fethiye maçından sonra performansının artmasının büyük sebeplerinden biri de Emre Şahit oldu. Tüm takıma off verildiği gün fitness salonuna gidip çalıştığını biliyoruz. Çalışmasının onda etkisi çok fazla. Onun da Kerem gibi hücumda, hücum reboundu falan bize katkısı çok büyük. O da hücumda çok enerji veriyor. Takipsi maçlarını falan özledik. Gerçi bu sene bir tane daha yaptı. Çok konuşuyorduk onu da. Enerjisi en az Kerem kadar var yani. Enerjisi de var ama İlker oyunu bilen bir uzun. Oyunu bilen uzun olmak çok değerli bizim ligde. Yani kaç tane şutör 4 numara sayarsın ligde
bilmiyorum çok fazla yok yani düşündüğüm. Parmaklarını geçmez bence. Şutör yani. Var ama 3 sayısı olan şutörde. Yani o çok farklı bir. Doğru. Var olanların da çoğu hücuma dayanıklı, savunma yanı zayıf oyuncular. Ama İlker için aynı şeyi söyleme. İlker oyunun savunma kısmında da hücum kısmında da var ya. Teknik taktik diyorsun biraz daha. Yani. İlker bir de takımımızın formasını en çok giyen oyunculardan biri oldu. Bu sezonda takımımızda forma giymesiyle birlikte 66 maça çıktı şu ana kadar. Ve 2016-2017 sezonunda çok efsane bir sezonu vardı. Yani gerçekten ligin en değerli 4 numara performanslarından biriydi ve o dönem 24 yaşındaydı daha. %41.6 ile üçlük atmış o sezon ve TBL'de o sezon üçlük yüzdesi maç başına bir isabet bulan oyuncular arasında üçlük yüzdesi en yüksek 7. ya da 8. oyuncuydu İlker Tunalı o sezon. 7. 7 miydi? Evet. Ya o sezon biraz daha skorerdi. 8.8 sayı ortalama tutturmuş ve o sezon 39 maçta 17 kez çift tanelere çıkmış. 25 maçta 7 sayı üzerine çıkmış. 22 maçta 7 rebound üzerine çıkmış yani. 4 kez de double double yapmış. İlker gerçekten iyi bir yükselişteydi. İnşallah seneye devam edecek. Bu sene %20'lerle başlamıştı üçlük yüzdesi. Ya bir an hakikaten ne oluyor demiştik ama Muhammed'in de dediği gibi Fethiye maçından itibaren çok çalıştı. Gerçekten yüzdesini yükseltti %39'a kadar. Elit bir seviyeye çıkardı yani. Ya bizde oynadığı ilk yılın kaymağını da sonradan yedi yani. Kariyerine iyi yansıdı. Sonrasında BSL'ye kadar yükselen bir grafik var. Süper Lig'de İstanbul Büyükşehir Belediye forması giydi. Ha bizden Samsunspor'a transfer oldu. Oradan İBB'ye gitti. Tabii. Geçen sene İBB'den Manisa'ya geldi. Bu sezonda tekrar aramıza, evine geri döndü. Bence o da Yalova'yı seviyor. Ailesine de yakın. O da Bursa'da oturuyor onun ailesi de. Tabii zaten Yalova'da ev kiralamış bu sene ya. Kendi evi var zaten. Hani konu şeye geliyor. Hani biz hep konuştuk ya daha önceden. Biz formu yükselen oyuncuyu alıp bize devam ettirmiyoruz. Formu düşük oyuncu alıp bize parlatıyoruz diye. İlker'de yine öyle oldu baktığınızda. Evet bizde iyi bir sezon geçirdi. Sonrasında Manisa'da yapamadı. Geldi ve bizde tekrar kötü bir performans, kötü demeyeyim de etkisiz bir performans gösterince sene başında. Dedim olmadı mı acaba ama İlker'in son haftalardaki performansını bir sezona yaydığını düşündüğünüzde İlker çok çok faydalı iş yapar bizde seneye. Hakikaten bunu laf olsun diye söylemiyorum yani. Bu arada evet İlker bu sezon bizde olmasaydı nostalji kuşağına da çok yakın zamanda belki bu hafta bile konuk olabilir diye düşünüyorum ben. Kesinlikle doğru. Yani çünkü etkili oyuncularımız arasında yerli oyunculara geçtik ki artık. Kesinlikle İlker ilk üçtedir yani. Evet, nostalji kuşağına geçelim. Nostalji kuşağındaki haftaki konuğumuzu Muhammed yine sen anons et. Evet çok sevdiğimiz bir abimiz. Unutmadık onu. Tribünün ona çorap reis lakabı taktığı Mert Eken. Bugün Mert Eken'i konuşacağız. Mert Eken'i Emre sen tanıt sonrasında konuşalım. Evet Mert Eken 2016-2017 sezonunda TBL'deki ilk yılımızda takımımızda forma giymişti. 1987 doğumlu 1.93 boyunda kısa forvet pozisyonda forma giyiyordu. O sezon 39 maçta forma giyen Mert Eken 6.4 sayı 1.3 rebound 1.8 asist, 0.7 top çalma ortalamalarıyla oynamıştı. %50.7 ile ikilik, %35 ile üçlük ve %54 ile serbest atış atmıştı. O sezon ligde biz 12 maç kazanmıştık ve 12 maçın 4'ünde baş aktördü galibiyette. 2 maçta 20 artı 20 ve üzerinde, 10 maçta da çift tanelerde skor üretmişti Mert Eken. Ve Mert'in ayrıca da asist yeteneği de vardı ve 10 maçta da 3 ve üzerinde asist yapmayı başarmıştı. En iyi maçlarına bakarsak, en iyi maçı diyerek final maçını söyleyebiliriz. TBL'deki Yalova'nın ilk galibiyeti. Final deplasmanında 2016 yılında 6'da 5 üçlük atıyor ve 21 sayı 6 asistle maçı alıyor. Sonra 24 sayı attığı Mamak Belediye Ankara DSİ deplasmanında 40 dakika sahada kalıyor ve 8'de 6 üçlük isabetiyle yine maçın yıldızı olmayı başarıyor. Gelişim Koleji'ne karşı son periyotta 12, 4'te 4 üçlük son periyotta olmak üzere 14 sayıyı da yine maçı kazandıran isim oluyor Gelişim Koleji'ne karşı. O maçta da 8'de 4 üçlük atıyor. Son periyoda 4'te 0 ile gelip 4'te 4 ile bitiriyor maçı son periyotta. Ve yine Obrik Olman'ın olmadığı bir maç Akhisar maçında 40 dakika sahada kalıyor. 9'da 5 üçlük isabetiyle 15 sayıyı kenara yazıyor. Ve yine karşılaşmanın en önemli oyuncularından biri oluyor. Mert Eken o sezon 5 maçta 40 dakika süre almıştı. Çoğu maçta hem hücumda hem savunmada çok iyi katkı vermişti. Mert Eken bizden sonra Akhisar'da forma giydi TBL'de.
Ardından TB2L'ye Bornova'ya transfer oldu ve geride kalan sezonda da İzmir Büyükşehir Belediye ve Ege Üniversitesi'nde de yine TB2L'de forma giymiş oldu. Mert Ekin'in bak 40 dakika oynadığı maçların çoğunda rakip yabancıyı savunduğunun altını çizmek lazım. Abi ben de rezettim lan. Savunmada çok iyi katkı veriyordu reis. Yani hücum yönünü konuşmuyorum. Bazı arkadaşlarla tartışıyor olabilir bazen durdurduğunu ama hücumda en unutamadığım maç Emre final olarak kendini terendirdi ama ben Akisar'ı yazarım. Yani son çeyrekte 4-3'lük değil sanıyorum. 4 şut, biri ayağı çizgideydi diye hatırlıyorum ben. Gelişim. Gelişim mi Akisar mı? Akisar'da 40 dakika oynuyor. 9'da 5 üçlük 15 sayı. Gelişimde 12 sayı son periyotta. Baktım ortak. 12, ayak çizgisi değilmiş galiba. Onu da her geldiğinde güzel ağırlıyoruz. Umarım yine bize rakip olarak belki yollar kesir. Gerçi çok zor ihtimal ama bir gün takımda görmek isteriz. Mert Eken'le ilgili değerli olan şu var. Mert Eken'in bizde oynadığı sezon TBL'nin baba sezonlarından biri. Dolar o zaman daha 3 mü 4 mü değil mi? Öyle bir şey. Tabii. Her takım... Hatta şey Oblikolman'la 2.8'den anlaşmışız. Tabii. Yani o dönem her takımda çok iyi yabancılar var. Kadrolar şimdiye göre net daha iyi yabancı kadrolar olarak söylüyorum. Şu anki kadroların bir iki tık daha üstü kadrolara karşı oynuyorsunuz ve Aubrey Coleman katım deyip kenara çekiliyor bir sürü maç. O dönem o maçları almasan, zor maçlar hepsi. Etire daha ilk sezondan düşecektik yani belli olmaz o işler hakikaten. Ömer'in bahsettiği Mert Eken'in kazandırdığı maçlar 40 dakika oynayıp sonunda Aubrey Coleman yok sanıyorum. En büyük skorerin yokken sorumluluğu alıp takımı ligde tutan adam. Evet, Mamak ve Akisar maçlarında. Kolman ikisini baktığımızda zaten 12 maç kazanmışız. 4'ünü almak yani %33 büyük olay yani. Maçıdan çok değerli. Biz ilk defa TBL takımını o sene izledik ligde. 2016-2017 mi? Öyle mi oluyor sana? Evet. Evet. Yani yabancı oyuncularımızı hep özel söylüyoruz o dönem. İlker'in performansı iyi. Onun dışında bizim şehirde böyle dışarıdan basketbolcu olarak görünen hani eli yüzü düzgün şutör derler ya. İlk bizim profilli izlediğiniz oyuncu Mert Eken. Yani hakikaten o yönler de çok özeldir bizim nezdimizde. Sonra Murat Can geldi, o farklı iyi bir şutör. Mert Eken çok iyi bir şutör ama biz ilk olarak hani gözümüz ilk şutöre Mert Eken'le alıştı. Önden yine ilk göz ağrımız diyebiliriz yani. Evet kesinlikle Mert Eken'in yeri ondan çok ayrı bizde. Yani ilk defa aldığını atan bir şutör gördük. Bir de solak olması ayrı bir seyir zevki katardı. Evet. Delince bir çorap reis, çoraplarıyla renk katardı sahada çoğu zaman. Yani. Onun dışında basketbolu bilmiyordu tabii. Böyle sayılara da alışkın değildik yani. Akisar maçında oynadığı en iyi maçlardan biriydi o da. Ben maçtan sonra ona şunu sormuştum. Yani Akisar maçında dikkat ettiniz bilmiyorum. O bench'in önünden attığı her şuttan sonra bench'e kışkırtıcı hareketler yapardı. Bir el gösterirdi, dil çıkarırdı, dönerdi. Ondan da beslendiğini söylemişti. Onu hiç hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Yok hatırlayamadım. Yo. Onu bilsem daha çok severdim. Onu şöyle söylemişti. Akisar benim eski takımım. Oradakiler de eski arkadaşlarım. Hani herhangi kötü niyetle yapmadım ama burası TBL. Bunlardan yapmanız lazım ki ayakta kalabilirsiniz. Benim gibi oyuncular için demişti. O çok dikkatimi çekmişti hakikaten. Çünkü dedim aranızda husumet mi var? Nedir yani böyle? Çünkü onun videoları varsa bir dikkatle bakabilirsiniz. Köşeden altı her düştükten sonra kenara dönüp bir hareket çekiyor ki hakikaten rakip bench'te olsan sinirlenirsin. Muhammed falan dalar yani orada. Mert'e hiç düşünmez. Böyle bir şey. Velen dinamiklerini de ilk olarak hani bir profesyonel bir yerden ondan almıştım ben. Sonra kariyeri çok da eseri yetmedi galiba bizden sonra ama zeki yere hem kritik dönemlerde yabancısız dönemde gösterdiği üstün şut performansından dolayı çok özeldir. Hem de dediğim gibi ilk defa şehirde eli yüzü düzgün şutu olarak Mert Eken'i izledik. Yani kim diye sayarsam böyle olacak. Ben nostalji kuşağındaki oyuncuyu bölümden önce şeyden programdan önce bir izliyorum YouTube'dan. Ya Mert Eken'i falan da bir izlemeye çalıştım. Ya şunu söyleyeceğim. O adamların döneminde Yalova basketi kurmamız olmamız çok büyük şanssızlık yani. İlk göz ağrılarımızın hepsini kendi videolarımızda izleyebilirdik ama yani ben Yalova basketi dair bir şey bulamadım. İnşallah. Onlar da bu açıdan bu programdan şey sonra yani. Olacak. İnşallah. Ya Mert Eken'in de kariyerin istediği gibi gitmedi dedik ama yanlış bilmiyorsam Muhammed irtibat kurmuştu Mert Eken'le. İzmir'de yaşıyor galiba kendisi ve İzmir civarında evet. Değil mi? Sen bahset istersen. Biten sezon bittiği yaz tabii ben bu işin duygusal kısmıyım. Hemen bir irtibat kurdum abi hani şey misin gidecek misin kalacak mısın bu sene ne yapıyoruz falan. Yani orada çok mutluydum çok sevdim falan ama ben daha çok İzmir'e yakın olmak aileme yakın olmak istiyorum demişti. O yüzden kendi kariyeri kendi tercihiyle çizdi bence. Hani performansına çok dayalı mı bilmiyorum yani biz de bence güzel sezon geçirmişti. Ben zaten o anlamda demedim istediğince bitmedi derken ben kağıt üzerindeki şeyden bahsediyorum. İstatistiklerinden ya da
oynadığı takımlardaki aldığı süreden bahsediyorum. Yoksa ben hala görüşüyorum, konuşuyorum kendisiyle. Evet, İzmir'de yaşıyor. Bornova'yla anlaştığı dönem çok mutluydu hakikaten. Hem evine yakın olması, hem o dönem Bornova'nın sanıyorum maaşları düzenli yatırması gibi bir durum var ki TB2'lerde Bornova iddialı bir kadro kurmuştu o zaman çıkmak için. O da o anlamda keyif yerinde. Ben sadece kariyer olarak bahsetmiştim onu. O dönem Tekondo falan TJ Campbell, Daryl Morrow vardı hatırlarsınız. Böyle kadrolara karşı oynadık biz o sene yani. Yani o dönemde öyle kaliteli kadroların bulunduğu bir dönemde yabancısız oynayıp yerli kahraman çıkarman gerekiyordu. O kahraman Mert Eken'di bizde. O yüzden bu nostalji kuşağında olmayı fazlasıyla hak etti bence diyorum. Mert Eken'le ilgili şöyle bir anım var. Yalova küçük yer zaten biliyorsunuz. Biz o dönem dışarıda çok sık karşılaştık Mert'le ve bana hep şey derdi yani, hep onun yemek yediği yerlerde oluyordum. Onun işte başka aktiviteler yaptığı yerlerde ben de oluyordum. Ve biz bu adamla sürekli karşılaşıyorduk yani. Her dakika yolda beni görürdü. Antrenmanda bunu çok muhabbetini yapardık, goy goyunu yapardık. Ondan sonra bu adam bizden ayrılırken sene sonu hani ben dedim ki buna, yani hakikaten özleyeceğim seni falan dedim. Aramız iyiydi. Onun dedi, biz dedi sen kesin bir yerlerde karşıma çıkarsın benim dedi. Böyle bir büyülü gücün var, sihirli bir gücün var senin dedi. Yürürlük geçtik. Abi ondan sonraki 2 aylık dönemde biri İstanbul, biri Manisa, ikisi de İzmir olmak üzere. Galiba 4 kere biz bu adamla yolda karşılaştık. Yani artık normal hale geldi. Biz son geçen senede karşılaştık amaçlarda 5-10 kere. Öyle bir anımız var Tekenle. Yoksa selam iletelim. 3-4 aydır korona yüzünden karşılaşamıyoruz ama muhtemelen. Hayat normal dönünce ilk tarif karşılaşmam onun olacaktır diye tahmin ediyorum. Diyelim ve nostalji ile ilgili eklemek istediğin şey var mı? Abi Mert'e de buradan çok selam söyleyelim. Son maçı oynadığımız gün testten eşyalarını birlikte arabaya yüklemiştik. O günden sonra hiç görüşemedik. Gerçi bir maçta daha konumuz olmuştu, görüşmüştük. Umarım rakip olarak da olsa görüşürüz. Bir hasret gideriz. Onu çok seviyoruz. Buradan selam yolluyorum. Gelin ve programın sonuna mı geldik? Epey dolu program oldu bu sefer yalnız. Ya galiba şu ana kadarki en uzun programımızı çekmiş olduk. Hangi eklemek isteyeceğin bir şey var mı? Ya Kerem'e gerçekten çok teşekkür ediyoruz. O kadar çok soru sorduk ki gerçekten hiç sıkılmadan güzelce cevapladı. Bizim için de çok güzel vakit geçirme kaynağı oldu. İnşallah dinlerken siz de bittiğinde dersiniz ki ya keşke yenisi de şimdi yarın çekilse. Çok keyifli bir programdı diye. Bizi takip etmeye devam edin. Denize yaptığı baskının için ayrıca teşekkür etmek lazım. Bir 5 dakika da olsa renk kattı programa. Kesinlikle. Muhammed senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yok, yine çok güzel bir yayındı. Ya bu pazar gününü iftara kadar muhteşem geçirdik. Size de, Kerem'e de, Deniz'e de ayrı teşekkür ediyoruz. Umarım görüşmek üzere. Son olarak Öves Oğlay'a mı teşekkür etmek lazım Emre? Her programda gerçekten kaliteli sorular soruyorsun kardeşim. İnşallah dediğimiz gibi dinliyorsundur ve bizi takip ediyorsundur. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi dinleyen herkese teşekkür ederiz. Haftaya yine güzel bir işle karşınızda olmayı planlıyoruz. Ama bu sefer spoiler vermeyelim. Ya da verelim mi Muhammed, ne diyorsun? Abi veremeyiz çünkü konuk belli değil. Yani aslında planımız var ama hani acaba bu işaretleri dolu plan. İstiyorsanız şu an konuğa karar verip bir spoiler verebiliriz yani. Tabii. İsim vermeden. Vermeyelim, gerek yok. Ne olacağı belli değil. Patlamayalım. Evet, zaten perşembe günü öğrenecekler cuma günü. Ama güzel bir müjde verelim mi? Ha bakalım. Yani en geç 1-2 bölüm sonra yapacağız. Oğlum ya orada. Ya abi millet bilseydi ya. Ya yok, burayı keserim bak, keser. Şey yap abi. Bir iki program sonra de orayı biple abi, bizim gülmelerimiz kalsın, tamam mı? Çok iyi. Emre sen burayı biple abi. Çünkü adam bütün sürprizi kaçırdı. Abi olmaz böyle. Abi blok yedik. Haklıdır. Her konuşuyoruz. Senin yaptığın şeye bak. Her bölümde bizi de şaşırtıyorsun. Çok uzatmayalım. Herkese teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Bu program uzun bir süre daha devam edecek. Öyle gözüküyor inşallah. Umarım keyif alıyorsunuzdur dinlerken. Ve Emre'nin dediği gibi YouTube'dan izlerseniz, görüntülü olarak izleyerek hani konuşulan olaylara daha fazla hakim olabilirsiniz. Ya da Spotify'dan dinleme opsiyonunuz var. Herkese önce Kerem Gürmez'e teşekkür edelim. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Haftaya da galiba bayram olacak yani kayıt günümüz. Şimdiden herkese de iyi bayramlar dileyelim. Tekrardan hayırlı Ramazanlar. Hoşça kalın.